Sence arkadaşlarım daveti için teşekkür ederim. İşçi sınıfının gündeminde ısrarcı olmak bence başlı başına ayrıştırıcı bir nokta. Umut Sence arkadaşlarının da bu anlamda bir alt çizmesi veya böyle bir toplantıyı organize etmesi son derece kıvanç verici. Tekrar teşekkürler. Ben şöyle bir anlatım stratejisi izleyeceğim. Özellikle son 2022'nin başlarındaki yükselen sınıf dalgası acaba rastlantısal bir gelişme miydi? Ona bir cevap vermeye çalışan, bunun nedenlerinin ne olduğunu, aynı zamanda bir kriz dinamiğini, bakan Türkiye'deki hem ekonomik anlamdaki çoklu kriz, diğer taraftan da rejim krizi ve ekonomik siyasal krizle de gelişen başka bir multi krizin içinden geçiyoruz. Daha doğrusu yüksek bir konjonktürden geçiyoruz. Bununla biraz bağlantısını kurmaya çalışacağım. Ve önümüzdeki sürecin, özellikle içine girdiğimiz ayla da birlikte 1 Mayıs sonrası veya 2022'de neler olabileceği anlamında belli çıkarımlar yapıp arkadaşlar da biraz zaman da verdiler bana. O anlamda nasıl bir örgütlenme, süreci nasıl örgütleyebiliriz, hangi kanallarla neler yapılabilir, uluslararası deneyimler ve Türkiye'de çıkan deneyimler, hatta canlı deneyimlerimiz var. İşte termokarcı arkadaşlar burada, 5-6 arkadaşımız. Buralardan neler çıkartabiliriz ve somut neler, ne yapmalı gibi, yani o soruya yanıt vermeye çalışacağım. Elden geldiğince de yani kompakt bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şöyle diyebiliriz zannedersem, şimdi Korkut Borotalı'nın son bir röportajı oldu, takip etmiştir arkadaşlar. Bence ciddi bir röportaj. Borotalı şöyle bir açıklama yaptı. 2026 yılına kadar Türkiye ekonomisindeki büyüme devam edeceğini söyledi. Çünkü beklendiği gibi o sıcak para akımlarının bir düzeyde devam ettiğini ve 3 nokta, yanılmıyorsam 3 veya 6 üzerinde büyüme trendinin olacağını söylendi. Ama diğer taraftan da ben de gözlemliyorum zaten. İnanılmaz derecede enflasyonun yıkıcılığı, ücretlerin erimesiyle birlikte yoksulluğun ve sefaletin artacağı bir konjonktürü, yani böyle bir konjonktüre girdiğimizi belirtti. Şimdi aslında Borotov'un bu açıklaması bir ilginç bir açıklama. Şundan dolayı salt bir ekonomik analiz değil, girdiğimiz konjonktürü gösteren bir analiz. O yüksek konjonktürün belirtilerini gösteren bir analiz. Yani bir taraftan şöyle düşünün, finans kapital veya finans kapitalle organik bağ olan veya siyasal iktidarla organik bağ olan sermaye grubu dahil inanılmaz derecede bir şey yapıyor. Türkiye kapitalizmi yıkıcı bir hamleler yapıyor ama diğer taraftan da işçi sınıfı, özellikle işçi sınıfı ve emekçi yığınlarda olağanüstü bir yoksullaşma, mülksüzleşme, örgüt, yani bir geleceksizleşme anlamında bir dalganın içindeyiz ve bu dalgayı analiz etmek gerekiyor ve bence hocanın analizi şey, girdiğimiz yüksek konjonktürü gösteren bir içeriğe sahip. Peki bunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Türkiye ekonomisinin çok genel başlıklar içinde söyleyeceğim. Sorularınız olursa veya katkıları olursa arkadaşlarla değerlendiririz. Türkiye ekonomisi şöyle bir, daha doğrusu Türkiye kapitalizmi sermaye birikimi sorunu olan bir kapitalizm. Yani yapısal bir sorunu var Türkiye kapitalizminin. Birçok tanımlamayla da bunu açıklayabiliriz aslında. Siyasal gelenekler farklı tanımlamalarla bunu ifade ediyorlar. İşin özü bu ama. Bir sermaye birikimi sorunu var ve dış kaynağı da yapısal bir bağımlılığı var. Ve bu bağımlılık narkotik bir bağımlılık. Yani bildiğiniz dış kaynak geldiğinde, sıcak para geldiğinde ekonomi dönüyor. Ama dış kaynakta herhangi bir problem yaşandığında kriz kendini dışa vuruyor. Böylesine bir özelliği olan bir narkotik bağımlılığının yaşandığı bir ülke burası. Şimdi özellikle siyasal iktidar 2002 ile 2013, biraz daha uzatım, 2015'e kadar bu dış kaynak problemini yaşamadı. Yani iki nedenden dolayı yaşamadı. Bir tanesi küresel krizin yaşanması ve küresel krizin bir boyutu da şudur. Veya farklı bir sermaye ihracatı da diyebiliriz ona. Krizin bizim gibi ülkelere aktarılması anlamında taktikler izlendi. Kendini şey diye gösterdi bu, nasıl ifade edeyim, parasal genişleme politikaları diye ifade edildi. Yani bol ve ucuz döviz piyasaya çıktı ve o konjonktür, birçok küresel konjonktürün, bölgesel konjonktürün de birleşmesiyle birlikte var olan siyasal iktidarın yaklaşık 2015'lere kadar bir büyüme trendi içinde olmasını sağladı. Şimdi ekonomik büyüme şundan önemli. Ben ona hayırsever kapitalizm diyorum. Soruları olan arkadaşlar olsa orada da bir detaylandırırız ve açılımları olan arkadaşlar. Hayırsever kapitalizme hizmet etti bu.
Yani şunu yaptı, kitleler bu ekonomik büyümeyle birlikte, bu büyüme spekülatif bir büyüme ama, sanal bir büyüme, şiddetli bir finanslaştırma operasyonları yapabildi siyasal iktidar ve özellikle emekçi yığınları bir borç dalgası içine sokabildi. Bu aynı zamanda rıza mekanizmalarını üreten bir boyuttur. Yani diyeceksiniz kapitalizmle şeyin bir ilişkisi var mıdır? Hani böyle hayırsever kapitalizmle, hayırseverlikle kapitalizm arasında bir ilişki var mıdır? Evet, bu konjonktürde şöyle bir ilişki var. Sosyal devlet, sosyal yönünün metalaşmasıyla birlikte aslında o sosyal devletin, o sosyal yönünün metalaşması sonrasında devlet veya var olan siyasal iktidar kitleleri mas edebilecek, tepkilerini nötrleştirebilecek hamleler yapabilme şansı kazandı. Gene bu ekonomik büyüme sayesinde. Kısacası 2002 ile 2015 arası küresel konjonktürün de imkanıyla siyasal iktidarın işte %50'lere vurduğu, sistemin bir düzeyde meşruluk sağladığı bir konjonktürü yaşadık biz. Birinci boyut bu ele alınabilir ve o hayırsever kapitalizm bir düzeyde işledi ve sonuç da alıcı oldu. Özellikle 2013 sonrasındaki gelişmeler biraz var olan süreci tıkayan, o büyüme ve o büyüyü bozan gelişmeler oldu. Çünkü şu yaşandı, ABD Merkez Bankası FED parasal genişleme politikalarını terk etti, Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme politikalarını terk etti. Ve 2015 sonrasında da ciddi anlamda Türkiye ekonomisi bir şeye girdi, sorun yaşamaya başladı. Bu sorunda gene iki boyutu var. Bir, Türkiye ekonomisinin o çoklu kırılganlığının etkisi, birinci boyut bu. İkinci boyut da küresel krizin aslında bir fazına geçtik biz. Yani birinci fazı şöyle değerlendirebiliriz. Birinci faz ABD'de başlayan kriz. İşte 2011'lere doğru Avrupa'nın güneyine, yani Avrupa'ya vurdu, Avrupa'nın güney hattına vurdu. Yunanistan'dan Portekiz'e kadar gelen bir hatta kendini dışa vurdu. Üçüncü fazı ise çevre ülkelere yansıdı. Yani aslında hem parasal genişleme politikalarından vazgeçmek, aynı zamanda küresel krizin yeni fazıyla, yeni evresiyle birlikte ilk 2018'de Türkiye döviz kriziyle birlikte bu sürecin, yani o çevre ülkelerine yansıyan, krizin çevre ülkelerine yansıması anlamında ilk dalgayı yaşadı ve gene biliyorsunuz aynı tarih Arjantin'deki krizin yaşamasıdır. Ve bağlantı olarak kriz dalgası gene bu şeylerle birlikte, dış kaynaklıki yaşanan problemlerle birlikte 2020'de ve 2021'de son olarak döviz krizi olarak karşımıza çıktı. Tam bu süreçte gene dikkat ederseniz Merkez Bankası'nın tüm rezervleri eridi. Bildiğim kadarıyla şu anda -50 milyar dolar civarında pozisyonu o. Dış borç 450 milyar dolara falan yaklaştı. Böylesine bir konjonktür. Şimdi pandemi süreci Türkiye kapitalizminde biraz aks kırmasını da beraberinde getirdi. Ne yapıldı? Umut, senin bu konularda çalışma yaptığını biliyorum. Pandemi süreci şey diyelim, siyasal iktidarın organik sermayesi olan özellikle inşaat sektöründe kendini gösteren, bir başka ifadeyle inşaat kapitalizminde kendini gösteren süreç, bu süreçte pandeminin başlamasıyla birlikte bir ekonomik büyüme anlamında daralmaya başladı. Peki büyüyen ne oldu? Özellikle ihracat üzerinden Türkiye ekonomisi şekillendi ve pandemi buna zemin açtı. Çünkü özellikle Çin'in küresel tedarik merkezi anlamında problemler yaşamasıyla birlikte Türkiye kapitalizmi küresel tedarik merkezinde rol almaya çalıştı. Yani bu anlamda özellikle Anadolu, yanılmıyorsam 320'ye yakın organize sanayi merkezi var Anadolu'da. Bildiğim kadarıyla da, benim empirik bilgilerim ama bunlar, 7 tane yakın bir stratejik il var işçi sınıfı açısından Türkiye'de. Ne diyelim mesela, Manisa, Bursa, Kayseri, Adana, Eskişehir, Bozüyük hattı gibi. Yaklaşık 7-8 tane de şey var, işçi sınıfının havzası var. Bu süreç beraberinde, hani nasıl ifade edeyim, küresel fabrikanın önemli atölyelerinden biri olarak Türkiye'yi ön plana çıkarttı ve Anadolu'yu ön plana çıkarttı. Şimdi aynı süreç neoliberal kapitalizminin bir şeyidir, yansımasıdır. Nedir o? Hızlı bir proleterleşme sürecidir. Yani Anadolu toprakları hem küresel tedarik merkezinin bir alanı olarak biçimlendi, aynı zamanda yoğun bir proleterleşme dalgasının yaşandığı alan olarak da biçimlendi. Gene Umut, senin bildiğim kadarıyla okumalarından çıkıyorum, bunun tespitiyle birlikte Anadolu'da sınıfla organik bağlar kurmaya
çalışma anlamında hamleler yaptı. Bunlar boş hamleler değil, en azından böylesine bir öngörünün hamleleri. Kısacası ve hızlı bir süreç yaşandı son 20 yılda bu proleterleşme dalgası, mülksüzleşme dalgası kendini gösterdi. Ve Türkiye kapitalizmi özellikle 2018, 2020 ve 2021 kriziyle birlikte bu kendilerini zaten şöyle ifade ettiler. Yeni bir ekonomik politika diye de ifade ettiler. Bu aslında sahici bir tanımlama. Hiç böyle hani ciddiye alacağımız ekonomist arkadaşlarım da aynı görüşteyiz. Yani adamlar yeni süreçte özellikle inşaat sektöründeki büyümenin daralmasıyla birlikte Türkiye geçmişteki Doğu Avrupa, Doğu Asya ülkelerine benzeyen tarzda, yani yoğun bir ihracat, ithalatı kısıtlama ve bir büyüme trendini, yani şeyler işte ne diyelim, Güney Kore ve Uzak Asya'daki birçok ülkenin yaptığı şeyi yapmaya çalıştı bu arada. Ama bunun da somut yansımaları var. Peki bunun somut yansımaları ne? Bunun yapmak için bir kere işçi sınıfını kadavra haline getirmeniz gerekiyor. Yani siz bir taraftan yani o sermayenin kar iştahına veya mutlak artı değer diktatörlüğüne cevap vereceksiniz ve bu anlamda Anadolu'yu bir küresel şey alanının parçası, fabrikanın atölyesi haline getiriyorsanız, işçi sınıfının yoğun bir örgütsüzlük çemberi içerisinde olması gerekiyor ve paramparça ve atomize olması gerekiyor. Şimdi tam da böyle bir süreç yaşandı. Yani aslında girdiğimiz süreç bu verilerle yüklü bir süreç olarak karşımıza çıktı. Bir de burada iki kimlikten bahsedeceğim. Bir tanesi şeydir, yani fabrika rejimleri üzerine çalışan bir Marksizan bir arkadaşımızdır. Bir tanesi de işte birisi Brovay, birisi de şey diyeyim, Braverman, sosyologtur kendisi. Yanılmıyorsam Kalkedon çıkarttı emek ve tekelci sermayeyi. Brovay'ın da Nota Bene'den zannedersen bir kitabı çıktı. Brovay'ın şöyle bir tanımlaması var. Diyor ki bir fabrika rejimi, evet, üretim ilişkilerindeki bir ilişkiyi gösterir. Ama salt bir fabrika rejimi değildir o. Aynı zamanda bir despotik bir emek rejimi, despotik bir siyasal rejimi koşullar, aynı zamanda despotik bir devleti koşullar. Şimdi bu bizim katılırız katılmayız ama önemli bir tespit. Yani Türkiye kapitalizminin yeni biçimlenişiyle birlikte despotik emek rejimleri gündeme geliyorsa, bu salt bir emek rejimi olarak kalmayacak. Aynı zamanda despotik bir devlet, aynı zamanda despotik bir rejimin de inşası anlamına geleceğini gösteriyor. Yani girdiğimiz sürecinde böyle bir boyutu var. İşte bunlar Türkiye'de restorasyon tartışmaları veya yeni faşizm tartışmaları gibi tartışmalarla kendini gösteriyor. Veya o tartışmalar solun gündeminde. Ama ağırlıkta sınıf mücadelesinin bu bağlamı çok, en azından benim okumalarımda çok görmediğim bir boyut. Yani bu biraz hani sanki devletin yeni biçimlenişi tartışıyor ama sınıf mücadelesinin bu momente nasıl şekillendi, bu momente nasıl geldi gibi sorulara çok yanıt verildiğini en azından ben görmedim. Şimdi bu süreç arkadaşlar beraberinde, demek anlatmaya çalıştığım gibi, sınıfın kadavra haline getirilmesini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda bu şiddetli yoksulluk, işsizlik, örgütsüzlük, güvencesizlik, mülksüzleştirme, yoksullaştırma sürecinde önünü açıyor. Böylesine bir konjonktür içerisindeyiz. Ve bence 2021'in Kasım ayı, işte yeni döviz kriziyle birlikte büyük bir yıkımla 2022'ye girerken, aslında işçi sınıfında gördüğümüz o büyük patlama, anlatmaya çalıştığım bu 20 yıllık kesit içerisindeki sınıfın biriken öfkesinin dışa vurumu oldu. Yani şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Aslında 2022'nin Ocak ve Şubat ayını alan, Mart ayına kadar da bir düzeyde yansıyan işçi hareketliliği, gelen saldırının boyutunun farkında, çünkü somut şöyle yaşandı. Yaşanan süreci fiili dolarizasyon diyebiliriz. Fiili dolarizasyon şu demek, aslında ücretlerin sistematik bir şekilde erimesi, aynı zamanda enflasyonun olağanüstü bir noktaya gelmesi, sizin alım gücünüzün olağanüstü düşmesi anlamına gelir ve fiili dolarizasyonla birlikte siz o yoksulluğu ve geleceksizliği somut olarak yaşarsınız. Bence işçi sınıfı da sınıfsal refleks olarak Ocak ayında başlayarak, yani Aralık ayından itibaren bunu hissetti ve patlamalı, öfke anlamında dalgasal bir dışa vurumu gündeme geldi. Şimdi elimde veriler var. Son bir yılda arkadaşlar
var olan grev sayısı işte 100 civarında. Son 2 ayda yani Ocak ve Şubat ayında yapılan Türkiye'deki grev sayısı da 104 civarında. Yani aşağı yukarı 1 yılda olan bir grev dalgası son 2 ay içerisinde aynı yoğunlukta karşımıza çıkıyor. Bunu literatürde şey diye tanımlarız. Eylem potansiyelinin yükseldiği anlamında söyleriz. Yani işçi sınıfının şiddetli bir şekilde eylem potansiyelinin arttığı bir konjonktüre girdiğimizin göstergesi. Birinci gösterge bu. İkinci gösterge aslında sayı daha çok beklenir ama 17 bin ve 20 bin civarında işçi arkadaşımız eyleme katılmış. Yani bir mobilizasyon var. Bir dikkat çekici bir nokta daha var. Eyleme katılan yani eylem içerisinde olan arkadaşların da büyük bir kısmı şey ilk defa eyleme katılıyor. Şeyden birebir haberim var. İlhan arkadaş bana yolluyordu. Gemi söküm işçilerinin hepsi zannedersem daha ilk defa eyleme katılıyor. Görebildiğimiz yani. İşte termokarlı arkadaşlar var biraz. Belki erken 2021'e tekabül etti ama onlar da ilk defa eyleme katıldılar. Bilmiyorum tarihlerinde birkaç arkadaşın dışında ilk defa yani sınıfta da böyle bir profilde de böyle bir gelişme var. Yani dikkatimizi çekecek en azından analizde yardımı olacak boyutlar bunlar. Şimdi peki bu süreci nasıl değerlendirebiliriz? Benim en azından çıkarsayabildiğim çok yakinen takip etmeye, izlemeye çalıştım. Bir kere bir dip dalgasıyla karşı karşıyayız bence. Yani bir ayağı ekonomik kriz, yani ekonomideki o çoklu kırılganlığın getirdiği boyut. Bir taraftan rejim krizi, siyasal ve ekonomik krizin birleşmesiyle birlikte ve bunun somut yansımaları olarak hayat pahalılığı, enflasyon, ücretlerin erimesiyle birlikte müthiş bir patlamayla, bir öfke patlamasıyla karşı karşıyayız. Bana göre ama bu daha dip dalgasının ilk dışa vurumu veya o dalganın ilk kendini gösterdiği şeyler. Aşağı yukarı alan içerisinde çalışan arkadaşlarımızın da röportajlarını falan okuyorum. Benzer bir tanımlamayı yapıyor. Yani böyle bir dalgasal bir şekilde geldi ve bir düzeyde böyle şey hareket durmuş noktada. Yani bu şeyi de gösteriyor. Yükseliş ve inişlerin olduğu da bir konjonktürün içine girdiğimizi gösteren bir boyut. İkinci boyut şöyle diyebiliriz. Son 20 yıl içerisinde aslında siyasal iktidar şunu becerebildi. Kimlik ve kültür politikalarıyla sınıfı bir düzeyde tuttu ve oy rezervlerinin bir alanı oldu. Aslında yeni girilen süreçte gene de biliyorum siyasal anlamda var olan siyasal iktidara angaje arkadaşların bir kısmı ama dikkat ederseniz sınıfsal antagonizmanın çıplak bir şekilde yaşandığı bir konjonktüre giriyoruz. Yani işçi sınıfı artık emekle sermaye çelişkisini objektif kendi bulunduğu alanda yaşayan dostu düşmanı tanıyan bir boyutta. Yani ikinci analizimizi böyle yapabiliriz. Bir dip dalgası başlıyor ve bu dip dalgasındaki ilk dalgayı, ilk hareketlenmeyi görüyoruz. İkinci boyut, kültür ve kimlik politikalarında bir aşınma var. Sınıfsal antagonizmanın yani emekle sermaye çelişkisinin de biraz daha çıplaklaştığı bir konjonktüre giriyoruz. İkinci çıkarsama bu olabilir. Üçüncüsü, eylemlerin birbirini etkileme boyutu. Dikkat ederseniz zaten sınıfın şimdi bir arkadaşımız olarak ben aşağı yukarı 40 yıldan beri sınıfta çalışan bir arkadaşınızım. 40 yılı geçti. Yani bu zamana kadar da on binlerce işçiyi eğitmiş ve örgütlemiş bir arkadaşınızım. Bir konsantre bir tanımlama söyleyeceğim size. Konsantre tanımlama şu olabilir. İşçi sınıfı yaparak öğrenir, öğrenerek yapar. Tam bu yaşandı aslında. Yani işçi sınıfı gözlüyor, bakıyor ve birbirinden öğreniyor ve birbirini etkiliyor. Bu son derece önemli bir şeydir. Önümüzdeki dönemde bence siyasal öznelerin dikkat etmesi gereken noktalarından biri bu. Tabii sınıftan öğrenmeyi esas alan siyasal öznelerden bahsediyorum. Yani akıl vermekten öte, onun içinde o ontolojiyle birleşen, o ontolojinin parçası olan bir siyasal özne bunu fark etmesi önemli. Çünkü kendinin ontolojik duruşunu da buna göre belirleyecek. Anlatabildim mi? Yani o yaparak öğrenen, öğrenerek yapan ve o ruh halinin içinde olabilen, o dalganın içinde olabilen bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Gözleyebildiğim temel eksenler bunlar ve şey dikkatimi çekti. Sınıfın çok farklı segmentlerini gördük. Yani fraksiyonlarını ve segmentlerini gördüğümüz. Genellikle nedir? Mesela bizde sınıfın genel dinamiği, çok hızla mobilize olan, hızla örgütlenen kesim geleneksel sektörlerdir. Nedir onlar? Metal ve meteoroloji sektörüdür ağırlıkta. Yani Türkiye işçi hareketinde ilk mobilizasyonları gördüğümüz hem bir kolektif örgütlenme geleneğinin olması hem bir
genç ve radikal olması, sermaye ile, yani daha doğrusu sınıfsal antagonizmayı çıplak yaşamanın da getirdiği nedenlerden dolayı metal ve meteoroloji sektörü hızla mobilize olan, hızla harekete geçen bir kesimdir. Ama burada, bu süreçte, tabii bunun backgroundları da var, ta 2013'lere falan da inebiliriz bu backgroundda, sınıfın farklı segmentleri, hatta marjinal kesimleri, farklı fraksiyonlarının devrede olduğunu gördük. Yani çok da önemsenmeyen kesimleri gördük. Tabii ki pandemi bu noktada son derece belirleyici bir nokta. Pandemiyle birlikte dikkat ederseniz lojistik, e-ticaret gibi, kargo gibi sektörler ön plana çıktı ve hiç de hani biz tabii işte İbrahim arkadaş, Alper arkadaş, eski arkadaşlarım anlamında söylüyorum, İlhan arkadaşım falan, biz bunlara yabancı değiliz çünkü sınıfın hani böyle bir marjinal kavram için söylüyoruz bunu, o anlamda yanlış anlaşılmasın. Hani bir tanımlamak anlamında sınıfın o büyük potansiyelinin zaten farkında olan insanlarız. Yani sınıf böyle bir şey zaten. Yani o sınıfsal antagonizma kendi çıplaklığını hissettirdiğinde işte bu fraksiyonları da devrede görürsünüz. Farklı segmentleri de görürsünüz. Onlar bir konjonktürdür. Sınıflar mücadelesinin momentlerinin ifadesidir. Tam öyle bir süreç yaşandı. İşte elimde notlar var. Siz de birçoğunun içinde yer aldınız zaten. Migros depo, Trendyol, Yemek Sepeti, Yurt İçi Kargo, işte çok, yani 20'ye yakın hatırlayabildiğim sağlık çalışanları, Dijitürk, Oppa, Kimsetaş, birçok karınca kargo vesaire gibi çok katmanlı, çok farklı sektörlerin, çok farklı fraksiyonların, hatta sınıfın marjinal kesimlerinin yer aldığı bir mobilizasyonun gördük. Şimdi peki doğuş nedenleri olarak neler söyleyebiliriz? Bir düzeyde ifade ettim aslında. Doğuş nedenleri olarak aslında ağırlıkta düşük zamlar ve o paranın erimesi, ücretin erimesi. Çabaların bir tanesi sendikalaşma, yani klasik sendikal diyelim çabaları da var bu işin, yani örgütlenme arayışı diyelim ama burada bir sendikalaşma çabası da var işin içinde. İşte Termokar da onlardan bir tanesi örneğin. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret artışı ve en önemlilerinden bir tanesi de şey ise aslında bir değersizleştirme stratejisine karşı finans kapitalinin en önemli taktiklerinden biridir bu. Yani işçi sınıfını değersizleştirme taktiğidir. Bu aslında stratejik bir taktiktir. Sınıfın şöyle bir diyalektik kuralım. Sınıfın eylem gücüyle örgütlenme potansiyeli arasında bir diyalektik vardır. Aynı zamanda bilinç ve kimliği arasında da bir diyalektik vardır. Yani sınıfı şöyle tanımlayabiliriz. Bilinç, kimlik, eylem potansiyeli ve örgütlenme potansiyeli olarak ele alın. Aslında buradan bir şeyi kırarsanız, yani bilinçte bir erozyon yaşatırsanız kimlik erozyona uğrar. Örgütlenme potansiyeli şeye uğrar, engellenir. Aynı zamanda eylem potansiyeli engellenir. Ama siz bunu tersten kurarsanız, yani eylem potansiyeli gelişirse örgütlenme potansiyeli artar. Örgütlenme potansiyelinin artması demek kimliğin gelişmesi ve bilincin gelişmesi demektir. Yani burada da mesela önemli bir tespittir bu. Şundan dolayı önemli bir tespit. Bundan sonraki süreçte biz sınıfın bir taraftan bilincinin inşa edilmesi, bir taraftan kimliğinin inşa edilmesi ama aynı zamanda eylem potansiyelinin ve örgütlenme potansiyelinin diyalektiğini yeniden kurmak zorundayız. Bu da bizim stratejik görevlerimizden bir tanesi. Biraz sonra bağlamaya çalışacağım bunları. Yani birinci tespitimiz, yani bir üst tespit olarak sınıfın yaparak öğrendiğini ve öğrenerek yaptığını, sınıftan öğrenmenin esas alınması gerektiğini birinci tespit. İkinci tespit de aslında bu anlatmaya çalıştığım nokta. Bilinç, kimlik, eylem ve örgütlenme arasında bir diyalektik var. Bu diyalektik, finans kapital bu diyalektiği kırar ve sınıfı atomize eder. Bizim görevimiz nedir? Bu diyalektiği yeniden kurmaktır. Devrimci siyasal özlemi veya komünist özlemi görevi budur. Bu da ontolojik bir ilişkiyi ancak kurulabilir. Buradan kurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda bu eylemler üzerine mesela okumalar yaptım. Siyasal çizgiyi söylemiyorum. İran biliyor siyasal çizgiyi. Mesela bu eylemler çok soğukkanlı bir şekilde ekonomik, yani gerçekten bilmiyorum, yazan arkadaşlarda da biraz problem var zannedersem. Ya en sonunda bu eylemler ekonomik ve ücret eksenli eylemler diyor. Doğru bu. Yani bu tanımlama doğru bir tanımlama ama sınıfı tanımayanın bir ifadesi bu. Yani şimdi girilen konjonktür eğer bir yüksek konjonktürse ve sınıf zaten böyle gelişiyorsa, bu aynı zamanda hızla politikleşmenin, hızla politize olmanın, politik boyut taşımanın boyutu, içeriğini taşır. Yani evet böyle gelişmiştir. Bu büyük bir sıkışmanın ve patlamanın ifadesidir.
ekonomik talepler ön plandadır ama hızla politikleşecek bir içeriktedir ve bazı yerlerde bunu gördük biz. Değersizleştirmeye tekrar döneceğim, hızlı geçtim orayı. Değersizleştirmeye de bence DGD sen son derece somut hareket etti aslında. Hem DGD senin şeyi yöneticisi olan arkadaşlar, hem de DGD sendeki bir fiil eylemi gerçekleştiren arkadaşlar o bir değersizleştirme politikasına karşı neler yapılmasını gösterdi. Çünkü bence en temel odur. Sınıf sermayenin acıyan yerine vurmaktır. Nedir sermayenin acıyan yeri? Üretim alanında veya hizmet alanında onu bloke etmektir. Orası acıyan yeridir zaten. Aynı zamanda biraz sonra gene geçeceğim. DGD senin bu pratiği şunu da gösterdi. Hani bir üçlü çete diyelim veya bir şeytan üçgeni diyelim. Bir tarafta finans kapital, bir tarafta işbirlikçi, bürokratik, çürümüş, çökmüş bir sendikal yapı. Bir tarafta da taşeron, devşirme, sermayenin şeyi Truva atık yönümünde olan bir ekibe vurdu DGD sen. Yani belki çok stratejik düşünmedi falan ama vurduğu yer aslında bu bugün bundan sonra da çok önümüze çıkacak bir çete veya o Bermuda şeytan üçgeni gibi bir şeyle, yıkıcı bir üçgenle karşı karşıyayız. Bunu devre dışı bıraktı. Şeyleri tartışırız orada. Yani neler birikti, neler kazanıldı ama bu gösterdiği nokta bir, değersizleştirmeye karşı sermayenin acıyan yerinin neresi olduğu ve vurduğunda da bu bloğun nasıl parçalanacağı anlamında somut pratik olarak karşımıza çıktı. Bir deneyim olarak önümüze çıktı daha doğrusu. Peki karakteri olarak neye diyebiliriz? Yani bu eylemlerin karakterini nasıl belirleyebiliriz? Benim çözümlemelerim, sizler bir için içinde de olan arkadaşlarsınız, katkılarınız olacaktır. Bir kere en temel özellik fiili gerçekleşti eylemler. Yani somut, fiili bir karakterde gerçekleşti. Böyle bir patlamalar şeklinde hızla açığa çıktı. Nefes alıyorum. Hızlı mı gidiyorum arkadaşlar? İkincisi aslında kendiliğinden veya başka bir ifadeyle spontan parlamalar ve patlamalar şeklinde gerçekleşti eylemler. Ağırlıkta eksen olarak öfke patlamaları diyebiliriz. Ve sokak son derece iyi kullanıldı. Yani sokağın iyi kullanılması demek ki zaten eylemlerin yanılmıyorsam %50-55'inde de başarı sağlandı. Bir nedeni de burasıdır. Aynı şekilde politik muhtevaya sahip eylemler oldu. Biraz da belki eleştirimi bir yanıt aslında. Yani hızla politikleşme potansiyeli taşıyan şeyler gördük, pratikler gördük. Ve gene sınıfla teması olan arkadaşların çok yakından bileceği şeydir. Gerçekten korkunun ve cesaretin büyüsü vardır. Korku virüs gibi yayılır. Cesaret de ama virüs gibi yayılır. Burada da cesaret şiddetli bir şekilde sınıf pratiklerden öyle büyük bir cesaretle sokağa çıktı diyeyim veya eylemleri gerçekleştirdi. Şimdi bu örgütlenme arayışlarında da ilginç bir tablo ortaya çıktı arkadaşlar. Onlardan bir tanesi yani şey var, sendikal arayış var ama bu sendikal arayışta arkadaşlar şunu gördü. Klasik sendikaların, o geleneksel sendikaların bu işe cevap veremediğini, gene Termokor'a örnek vereceğim, kendi iç örgütlenmenin önemli olduğunu gösterdi. Hiç sakıncası yok söylemekte. Biz aşağı yukarı 2,5 yıldan beri Termokor'a Zoom üzerinden, sonradan birinci yıl sonrasında, pandeminin birinci yılı sonrasında yüz yüze eğitimlerle ve 2,5 yılda da son derece fazla bir araya gelerek bu ilişkiyi yürüttük. Bakarsanız sonunda bir sendikal çalışma ama sendika görebildiğiniz en hani Birleşik Metal olağanüstü statükocuğu, işbirlikçi bir pozisyonda. Yani bu çalışmanın hiçbir alanında yer almadı, hatta baltaladı. İşçi hareketinin önderi olan arkadaşlarımızı deyim yerindeyse ispiyon etti. Sermayenin önüne bıraktı. Yani oradaki güçle ve örgütlülükle ayakta kaldı. Uğur Tekstil yanılmıyorsam birçok alanda da aynı şeyler yaşandı. Yani kısacası belki bir sendikal arayış var ama bu sendikal arayış öz örgütlenmeler şeklinde kendini gösterdi ve önümüzde mesela ne gibi diyelim, DGD Sen, Umut Sen, bağımsız sendikalar, işte dördüncü vardı ya, işte arkadaşlar çıkarttı, Metal Gazetesi gibi böyle o öz örgütlenmelerinin, iç örgütlenmelerinin yansımaları olan pratiklerle de biz karşı karşıya kaldık. Ekmek Onur'dur, dördüncü vardiyadır, böyle farklı siyasal öznelerin, farklı ilişkilerinde inisiyatif kurduğu, sınıfın o bağımsız örgütlenmesinin adımlar atıldığı pratikleri de gördük. Ama ilginç orada
arkadaşlar yaşayarak klasik sendikaların veya o geleneksel sendikaların çürümüşlüğünü, satıcılığını gören bir pratik olarak karşımıza çıktı. Bunları bağlamaya çalışacağım arkadaşlar. Ve 2022'nin özellikle Mayıs sonrası diyelim, hadi girdiğimiz ay da dahil, aslında bir konjonktürü açıp neler olabileceğini belki söyleyebiliriz. Yani genel süreci böyle değerlendirdikten sonra aslında kriz 2022'de anlaşıldığı kadarıyla daha da derinleşecek. Yani ikinci periyodunda, yılın ikinci periyodu veya üçüncü periyodunda anlayabildiğim kadarıyla şöyle bir gelişim oluyor. Örneğin mesela FED bu arada 6 defa faiz arttırımına girecek. Yani kısacası küresel düzeydeki sıcak para merkez ülkelere gidecek ve o Türkiye'nin yapısal krizi veya o dış kaynağı narkotik bağımlılığı daha da artacak. Bu krizin veya sınıfa yönelik yoğunluğun artacağını gösterir. Bunun bir yansıması daha yaşanabilir. Biz şeyleri görebiliriz, şirket iflaslarını görebiliriz. Şu anda devlet sübvanse ediyor birçok alanda bu konuda. Kamu bankalarını falan devreye sokuyor ama önümüzdeki süreç böyle hani şöyle bir senkron çıkabilir. Bir tarafta bankacılık krizi, bir tarafta şeylerin yaşandığı, borç çevriminin kırılma riskinin olduğu bir konjonktüre girebiliriz ve bunun bize yansımaları şöyle olacak. Ciddi o yani enflasyonu en zirvelerde göreceğiz, hayat pahalılığını en şeylerde göreceğiz ve işsizlik tehdidiyle, işten atılma tehdidiyle karşı karşıya kalacağımız bir konjonktürdeyiz. Biraz evvel konuştuğumuz konu, özellikle ikinci çeyreğinde. Bu anlamda ikinci çeyrekle birlikte demek ki önümüzdeki süreçte benzer dalgaları yaşayabiliriz. Bu benzer dalgalar önümüze çıkabilir. Peki burada ne olabilir? İşte yeni bir döviz krizi yaşanabilir örneğin. Yani şöyle düşünün, bir örnek açısından veriyorum onu, bir doktor arkadaştan öğrenmiştim. Şimdi biz obezite sorunumuz var diyelim. Mesela ben 120 kiloyum, spor yaptım, işte rejim yaptım, 70 kiloya indim. Ama ben dikkat etmediğimde hızla 120 kiloya tekrar çıkabiliyorum. Hani o eşik orası. Şimdi yeni eşik neydi? 20 liraydı galiba. Yani euro, döviz 20 lira. Yani eşik burası aslında. Yeni bir döviz krizi bunun daha üstüne çıkacak demektir. Ve hızla buraya gelme boyutu olacak demektir. Bu anlamda yeni döviz krizi bu anlattığım nedenlerden dolayı gündeme geldiğinde bu yıkıcı sonuçları yaşamamız zaten daha fazla artacak demektir. Bağlantı olarak işte o FED'in faiz arttırımına girmesiyle süreç daha da sarsıcı olabilir. Ve elimizde ne var? Elimizde aslında 320 taneye yakın organize sanayi bölgesi var. Anadolu coğrafyanın değişik alanlarına yayılmış. Benim tespitimde işte 6-7 tane il, stratejik il, yani Putilov, Petrograd diyebileceğimiz belki İstanbul var ama onun yanında Bursa, Manisa, Sakarya, İstanbul, Kayseri, Gaziantep, Adana gibi iller var. Ve aşağı yukarı işte ne diyelim, Eskişehir Bozüyük hattı, Çerkezköy, Haramidere hattı, Kocaeli, Sakarya hattı, işte Manisa, İzmir hattı gibi Çukurova ve Kürt bölgelerindeki birkaç ilinde yer aldığı havzalar var. Şimdi bir kere proletaryanın nabzı buralarda atacak. Yani bakarsak bir siyasal özne, bir bu sınıfın örgütlenmesi anlamında bir stratejik bir duruşumuz olacaksa bir kere bu alanların nabzını tutmak zorundayız. Birinci nokta burası ve tespitinde bulunuyorsak özellikle ikinci çeyrekten sonra olağanüstü gelişmeler, büyük yıkıcı gelişmelerin beklentisi içindeysek buralarda konumlanmak gerekiyor. Buralarda stratejik durmak gerekiyor en azından veya bu konumlanmayı ontolojik bir konumlanmaya çevirmek gerekiyor. Peki neler olabilir? Şöyle bir çıkarsama yapılır. Yaşanan deneyimler, sınıfın böyle bir özelliği var demiştik. Şimdi dikkat ederseniz geçmişte lokal eylemler gerçekten lokal kalıyordu. Şimdi lokal eylemlerin sıçrama karakteri var. Yani bir yerden bakıyor, belki Bursa'da yaşanıyor bu. Ali Ağa'daki arkadaş oradan öğreniyor. Yani salt lokal düzeyde kalmıyor. Evet, gene böyle Bozkır'da yanan alevler gibi görüşüyor ama bu alevler görünmeye başlandı. Öyle söyleyeyim. İkinci boyut, şöyle bir özellik var. Sınıfın çok farklı kesimleri ve segmentlerinin devrede olduğunu söylemiştik. Mesela ne onlar? Demek ki önümüzdeki dönemde lojistik gene büyük potansiyel taşıyabilecek bir alan. E-ticaret
büyük potansiyel taşıyacak bir alan. Şeyler, perakende sektörü, yani 101'ler, DGDS'nin falan yaptığı buraları büyük potansiyel taşıyacak bir alan. Yani hani şöyle de düşünelim, gücümüz belli, yapacağımız şeyler belli. Tamam, stratejik duracağımız alan işte ne diyelim, metaldir, meteorolojidir. Ama bir de ne yapacağız? Sınıfın yakın dönemde mobilize olduğu alanlar var. Buraları da tutmak gerekiyor. Buralarda da olmak gerekiyor. İşte anlatmaya çalıştım. Uluslararası bağa bakın. İşte Ali Baba yanılmıyorsam. Son şeydeki Amerika'daki Amazon mesela, bu dediklerimizi çıkarsayan, çıkarımlarımızı güçlendiren boyut. Yani gelişme aynı zamanda küresel boyutta da benzer. Sınıfın mobilizasyonu var ve bunun buraya yansımaları var. Veya bizdeki yansımalar oraya yansıyabilir. Veya deneyimlerden öğrenmek anlamında pratikler gündeme gelebilir. Bu anlamda buralara biraz dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey daha çıktı. Eğer gene tespitlerimiz doğruysa, havzalarda bilmiyorum onun şey vardır. Geçmiş deneyimleri vardır. Aklıma başka bir şey geldi ama kamera orada, şimdi söylemeyeyim. Şimdi hani şey düşünün, havza vardır. Havzadaki nesnel durum aslında havzanın tutuşmasına uygun bir durumdur. Şu anda bütün havzalar, bu anlattığım 7 havza ve kentler aslında bir eylemin havzayı tutuşturacak içeriğe bürünmesini de beraberinde getirebilir. Yani demek istediğim şu aslında, nesnel durum uygun. Yani biraz evvel Manisa organize sanayi tartışırken de onu demiştim. Yani siz Manisa organize sanayindeki o 50 bin kişi, 60 bin kişi aynı nesnel durumu yaşıyor. Aynı öfke dalgası içerisinde. Sen orada bir şeyi tutabilirsen, yani bir o öfkeyi kristalize edebilirsen, o havzadaki nesnel durumu değiştirebilmen veya bir havza dalgasını yaratma şansın var. Çok mu abartıyorum? Hayır. 2013 Bursa, Sakarya, İzmit, Kocaeli, Eskişehir patlaması böyle bir patlamadır. Yani 2013 metal fırtınası, çok benim 3 tane makalem var zannedersem orada. Bir tanesi şeydir. Havza grevidir ve kent grevleriyle. Galiba benden başka da tanımlayan olmadı o konuyu. Yani bir havza grevi ve kent greviyle karşı karşıyayız. Bu şundan dolayı önemli. Havza ve kent grevini bahsediyorsak aslında örgütlenme biçimimizi de belirleyecek o. Havza odaklı, kent odaklı yeni emek odakları yaratmak gibi. Buradan da bir çıkarsama yapacağız. Yani eylemin karakteri aslında senin örgütlenme biçimini de, esnekliğini de yaratacaktır. Bu anlamda 2013 deneyimi örnek. Bence böyle bir konjonktüre girdik. Özellikle o nesnel şartların uygunluğuyla birlikte havzaların hani bir patlamanın büyük patlamalara yol açma nesnelliğini yaratmasıyla birlikte böyle bir konjonktürdeyiz. Gene ileride toplayacağım, toparlayacağım. Şöyle bir gelişme var. Evet, dalga yükseliyor ve sönümleniyor ama şöyle de bir şey oluyor. Bu iş böyledir zaten. Benim gene kurgularımdan bir tanesidir, o örneklerimden biridir. Çam ormanları yangını, biliyorsunuz çam ormanları şeyle başlar, yanar, kozalak ateş topuna dönüşür ve fırlar. Yani hızla ormanın ileriki alanları orayı tutuşturur. Şimdi kozalak tutuşuyor, fırlama kabiliyeti yok. Yani ileri atılma kabiliyeti yok ama neden olmasın? Nesnel şart uygunsa oradaki herhangi bir direniş bütün havzayı harekete geçirebilir. Bu anlamda o 7 stratejik il, 7-8 tane havza önemli. Yani şeyi yaparsak, gene onları tanımlamaya çalışacağım, bunu nasıl yapabiliriz anlamında. Yani, ama şundan da yanılmamak lazım. İleri atılımlar ve geri çekilmelerin olduğu bir konjonktürdeyiz. Hani bazı arkadaşlar da gene bir okuma yaptım orada. Arkadaş şey diyor. Ya bir ekonomik, bu kadar da soğukkanlı bu arkadaşların bazıları. Ekonomik mücadele zaten bu kadar olur diyor. Yani sınıf büyük, 104 tane eylem gerçekleşmiş. Müthiş mobilizasyon var. Ben yani burada değilim ama insan heyecanlanıyor. Adam da büyük bir soğukkanlı. Tabii ki ekonomik mücadele gelecek, düşecek kardeşim buraya diyor. Yani şeyi yakalayamadığının, yani o ruhla bütünleşmediğinin göstergeleri bu. Heyecanlanmıyor bile adam bu hareketten. Hani iyi ki söndü falan diyor yani. Ezberimi bozacak çünkü bunu işte bütün siyasal tespitimiz anlamında. Yani sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz, yani bunları değerlendirmek anlamında. Sınıfın toplumsal maddi gücünün açığa çıktığı bir konjonktüre giriyoruz. Bu kavram önemli bir kavramdır. Ne demek istiyoruz? Sınıfın hem nesnel hem öznel şekillenmesinin hızla yaygınlaşacağı bir konjonktürdeyiz. Bu ne demektir? Sınıfın maddi ve maddi gücünün, o toplumsal gücünün harekete geçebileceği, kendini gösterebileceği bir konjonktüre doğru giriyoruz. Burası önemli. Borotov Hoca Marksist bir insan olduğundan dolayı tam bu söylediğimi söylüyor işte. Bu konjonktür diyor, hani legalist, parlamenterist öteden, boyuttan öte diyor. Sınıfın devreye girileceği, sınıfla bir şeyler düşünülmeli. Yani sosyalizmle sınıfı bütünleştirmek gerekir diyor. Tam bu anlattığım eksende.
Bağlantı olarak arkadaşlar, dalgasal öfke patlamaları, işte gene başlık anlamında kurulun, dalgasal öfke patlamalarıyla karşı karşıya olduğumuz bir konjonktürdeyiz diyebiliriz. Peki bu yeni dalga neyin üzerinde gelişebilir, hangi eksen, hangi şiar üzerinde gelişebilir dersek, bence yeni dalga şöyle arkadaşlar, gene pratiğimizden çıkan örnekten alacağım. İş, ekmek ve haysiyet mücadelesi ekseninde gelişecek. Yani iş gerçekten yaşamsal olacak, ekmek gerçekten yaşamsal olacak ama onur ve haysiyet de gene yaşamsal olacak. Veya bunlar birbirini etkileyecek. Böyle bir diyalektikteyiz. Yani yeni şiarın oturduğu eksen iş, ekmek ve haysiyet mücadelesinin hızla gelişeceği bir konjonktürün içinde olduğumuzu düşünüyorum. Peki bu konjonktürde geleneksel sendikaların rolü ne olabilir diye söylüyorum. Burada da ben bunu yıllardan beri çok açık tartışıyorum. Uzun dönemde sendikal alanında görev yapmış bir arkadaşınız olarak, yani o hiç oportunistlik yapmadım, onu da bileyim. En azından eskiden tanıyan arkadaşlar var. Bir kere bence arkadaşlar bir tarihsel döneme geçtiğimizi düşünüyorum. Çok net söyleyeceğim. Karşımızda yani adı sendika ama bir şirketten başka, şirket refleksinden başka, yani kanunda belki yeri sendika geçiyor ama bir şirketle karşı karşıyayız ve bu şirket aslında devletin şirket olmasından ayrı bir süreç değil. Yani yeni devlet bir şirket devlet, sendikalar da artık bir şirkete dönüşmüş durumda. Yani İK neyse, insan kaynakları neyse, bunun görevi de böyle bir görev. Ve bu salt bir çürüme değil, salt bir kokuşma da değil. Asıl bir görevi var, sınıfın kadavralaşmasını rolü olan bir sendikal yapıyla bağlantılıdır. Buna diski de katıyorum. Yani hiç öyle şeydi, birbirini ayırtan, kesmesi falan ayırtan değil. Böyle bir olguyla karşı karşıya. Şimdi bunu söylediğinizde buradaki arkadaşlardan belki söyleyenler de olabilir sonra. Şöyle bir eğilim çıkıyor arkadaşlarımızda. Ya peki hocam diyor, bu ekonomik mücadeleyi biz red mi edeceğiz diyor. Bak, çünkü bizim algı biçimimizde şöyle bir algı biçimi var. Ekonomik mücadeleyi sendikalar yapar, siyasal mücadeleyi özne yapar. İşte onun asıl şeyi politik mücadeledir. Bu dengedir. Yani bu bana göre hem şeyden Sovyet Marksizminin bir etkisi, bir etki, ikinci internasyonelden kalan bir etki. Çünkü gene ben Umut Sen'deki bir şeyde programda da ifade ettim. Yani burada özel girmeyeyim. Soru olursa detaylandırayım. Aslında sendikal yapı doğuş kaynakları itibariyle hiç öyle uzlaşan bir yapı değildir. Yani onun son somut örneklerinden biri Germinal'dir. Germinal'deki işçi profilidir. Yani sen bana gelecek yaratmıyorsan ben de senin geleceğini yok ederim mantığıdır. Şimdi ve sendikal mücadele ilk doğuş anlamında söylüyorum. Anarşistlerin, komünistlerin, devrimcilerin içinde rol aldığı, hiçbir uzlaşmanın olmadığı ve sınıfsal öfkenin yansıdığı organizasyonlardır. Özellikle ikinci internasyonel konumu gereği, tercihleri gereği sınıfın o başkaldırı geleneğini, öfke geleneğini maseden, sistemle özdeşleştiren, işte oya, aynı zamanda o büyük, işte şey denir mesela, Prusya'da iki tane güç vardır. Birisi Prusya Devleti, birisi de SPD, yani Sosyal Demokrat Parti. O Sosyal Demokrat Parti'de ruh olarak sisteme entegre olan veya aristokrat işçi sınıfına cevap veren bir organizasyondur. Arkasından şey gelir, Ekim devrimi gelir. Biliyorsunuz Ekim devriminde sendikalar falan yoktur. Ekim'in son dönemlerinde sendikalar ortaya çıkar. Onun yerine öz örgütlenmeler vardır. Konsey ve fabrika komiteleri vardır. Hatta bunlar sendikaların oluşumuna ön ayak olurlar. Ama 21 sonrası politikalarda sendikaların önü açılır. Konseyler ve fabrika komiteleri tasfiye edilir. Benim en büyük eleştirilerimden biri de buralarıdır. Bir Ekim analizinde. O da ayrı bir tartışma konusu. Ve buradan gelen, İşte birisi ikinci internasyonel aksı, birisi Sovyet Marksizminin aksıyla birlikte bizim pelesenk olmuş, tartışmadığımız bir noktadır burası. Bence bugünkü girilen konjonktürde bir faşist sendika bile sınıf mücadelesinde bir yeri vardır. Faşist sendikanın. Bu sendikal yapılanmaların artık bence sınıf mücadelesinde Truva atından başka, sınıfın devrimci enerjisini absorbe etmekten başka hiçbir özelliği yok. Bunu cüret ve cesaretle söylemek gerekiyor. Şimdi bunu söylediğinizde size sol komünizm çıkar karşınıza. Hani bu argümantasyonlar, Lenin'in sol komünizmde eleştirileri çıkar. Şimdi o bir konjonktürün ifadesidir. Aslında bir politik analizi ifade eden bir kitaptır. Şimdi sınıflar mücadelesi denilen kendi iç zenginliği olan bir alandır.
Burada sınıfın yaratıcı zenginliğine inanmak gerekiyor. Bir boyut bu. İkinci boyut, özellikle 2007-2008 küresel krizi, yani kapitalizmin bunalım diyelim, yani üçüncü bunalımını diyelim ve şeyi de alırsak dördüncüsü mü oluyor artık bilemiyorum. Yani o büyük yapısal krizi bence böyle bir konjonktürün önünü açtı. Ve karşımızda yeni bir devlet var. Bu devlet üzerine onu da tartışmak gerekiyor. Gerçekten bir şirket devlet. Aynı zamanda şey özelliği olan, ben onu kendi daha iyi tanımlamak anlamında bir jel özelliği olan, ikinci özelliği de bir şey gibi, avcı gibi, predatör gibi hareket eden bir devlet var. Ne demek bu? Aslında şöyle demek, bu devlet sınıflar mücadelesinden öğrenebilen, organik, yaşayan, aklı ve ruhu olan bir devlet. Türkçesini şöyle anlatayım, gene sorunuz olsa detaylandıracağım. Yani çok buraya girmemek açısından söylüyorum ama hani söylediğim lafın da havada kalmaması için atıyorum. Background'una bakın bu devletin. Pers vardır. Öyle değil mi? Selçuklu vardır. Bizans vardır. Osmanlı vardır. Yani karşımızdaki devletin böyle bir özelliği var. Ve bu sınıflar mücadelesinden öğrenen bir devlet. Aynı zamanda kendisi için tehlikeli olan bir şeyi avcı gibi hareket eden ama jel özelliği de olan, hani seni tolere eden, eğer şeyle hesaplaşman, finans kapitalle, finans kapital devletle ilişkiye bir hesaplaşman yoksa sana konfor alanı açan, o konfor alanında politika yaptığını zanneden, burada da çok rahatlıkla onu koordine eden bir devlet var. İşte sendikalar aslında bu devletin şeyine, jel özelliğine tabi, artık orada rol alan, değiştiriyorum hani bunu Gramsci veya şey olarak alabiliriz, Chomsky mesela buna rıza imalatı der. Gramsci rıza zor ilişkisi üzerinden kurgular, hegemonya üzerinden kurgular. Artık sendikalar veya Althusser devletin ideolojik aygıtları diye ifade eder. Bundan çok daha ileri gitmiş. Devletin bir organik parçasına dönmüş. O jelin bir parçası haline gelmiş bir yapıyla karşı karşıyayız. Çünkü hani şöyle söyleyeyim, geçen akşam bir televizyon, neydi adamın adı? Unuttum. Hakan Ural. Hakan Ural diye bir adam, biliyorsunuz bu adam soykırının biri. Şey, magazin programı. Hakan Ural bile magazin programında şunu söylüyorsa, herkes sakin olsun. Yani bunlar gelip geçici şeylerdir. Yani ekonomik kriz falan, bunlara çok fazla yapın. Kimse kötü niyetle düşünmüyordur. Yani bunlar geçici, temel gıda maddelerine önem verelim diyorsa, şu demektir, bunların kulağı bir yerden çekilmiş. Yani toplumsal patlamaların, toplumsal öfkenin, herhangi büyük dalgalanmaların beklentisi var demektir. Yani oraya bile müdahale edilmiş. Yani oraya bile bir şey söylenmiş zannedersen. Şimdi bu anlamda bu jelin böyle bir özelliği var. Yani jel şöyle bir şey yapıyor. Sınıfı ruhunu alıyor. Yani sınıfın ruhunu söküyor. Anlatabiliyor muyum? Şeyde çok alelade bir film seyretmiştim ama çok hoşuma giden bir özelliği vardı filmin. Hatırlayamıyorum. Belki filmi arkadaşlar hatırlarlar. Şeyden, Sibirya'dan kaçıyor adamlar, Hindistan'dan, Çin'den çıkıyorlar, böyle bir toplama kampına giriyor. Amerikalı, özgürlüğü savunan birisi falan var, hatırlayan belki arkadaşlardan filmi. Hayat treni. Galiba yani şöyle yıllarca kalıyorlar, işte kaçıyorlar böyle 7-8 kişi, kilometrelerce, on binlerce kilometre gidiyorlar özgürlüğüne. Filmde şöyle bir sahne var. Toplama kampı var. Toplama kampında işte geliyorlar, o Sovyetlerin şey dönemi, biraz da antikomünist bir film zaten. O Amerika'dan gelen, yakalanan adam işte oraya geliyor. Bir tane adam bunu izliyor. Siz şeyde, kamerada görüyorsunuz onu. Tabii Amerikalı olduğundan dolayı kaçma ve özgürlük tutkusu olacak arkadaşım. O adam ona geliyor. Yani sen kaçma niyetlisin galiba. Bak ben yıllardan beri bunu düşünüyorum. Birlikte yapalım diyor. Tamam mı? Ama bunları da izleyen başka birisi var. Aradan zaman geçiyor. Amerikalı'nın yanına gidiyor. Diyor ki bak diyor, o adamla şey yapma. Hukuk kurma. O adamın şöyle bir özelliği var. Bilmem kaç yıldan beri burada. Senin gibi gelen adamları alıyor. Sen de özgürlük, yani negatif söylemiş ama ben pozitif anlatacağım şimdi. Senin gibi özgürlük tutkusu, özgürlük açlığı içinde olan insanları alıyor. Oradan besleniyor. Kendini yaşatıyor. Ama seni öldürüyor diyor. Sen kaçma niyetin varsa biz de yap diyor. Neyse onlarla yapıyor. Şimdi sendikaların rolü de tam bu. İşçi sınıfının özgürlük ruhunu alıp, isyan ruhunu alıp, öfke ruhunu alıp kendini var ediyor. Jelin parçası oluyor. İşçi sınıfına ne kalıyor o konuda? Tam bir kadavra oluşuyor. O sınıf da artık bir şey yapamaz. Biraz daha ileri gideyim bu konuda. Ben buna atipik işçi aristokrasi diyorum.
Şimdi atipik işçi arkadaşları ne demek? Şimdi tipik bir işçi arkadaşları desen hani metropolü dersiniz. Atipik de aslında bizim gibi ülkelerde. Dikkat edin, bunlar sosyal şöven. Yani politik olarak ve sınıfın bir kesimini, ayrıcalıkla da demeyeceğim, bir yani işte kalmak Türkiye'de bile artık şey ya, düzenli paranın gelmesi, düzenli paranın yatırılması, bir iş güvencesinin bir düzeyde olması işçi sınıfının şeyi artık. Buna hitap eden, sınıfın bu yönlerini tutan ve bu anlamda hani şeydeki filmdeki gibi onun özgürlük ruhundan da alan görevi bu. O jerin parçası olan bir organizasyonla karşı karşıyayız. Peki buna cevap ne olması lazım? Buna cevap şu olacak. İşçi sınıfının yaratıcı yıkıcılığını ön plana çıkartacağız. Nedir onlar? Komitelerdir. İş yeri örgütlenmeleridir. Yani tarihsel örnek bize veriyor. İşte bende bir koca kitap vardır. Uluslararası İşçi Hareketleri 809 sayfa bunu anlatır. Yani tarihsel o kadar büyük deneyimlerimiz var ki buralardan besleneceğiz. Ve illaki hani şöyle olabilir, şeyin vardır, Proudhon'un lafı, yıkın yeniden yapın diyor sendikalı veya yıkıp yeniden yapacağız. Şimdi bu anlamda bunun tartışılması taraftayım. Belki ileriki dönemde Umut sen de sırf bu konuyu hani spesifik bu konu tartışılabilir. Çünkü konumuz bu olmadığından dolayı en fazla hani söylediklerimin havada kalmaması için bunu söyledim. Böyle bir yapı ve bu yapının dışında arayışlar oldu. Bak yani Ocak ve Şubat ayında biz bunları gördük. Ve iş yeri komitelerine esas alan, öz örgütlenmeleri esas alan örgütlenmeleri gördük. Bunun için DGTSEN öne fırladı. Umut Sen diye bir olgu öne fırladı. İşte Metal Gazetesi, arkadaşlar küçük bir iş yerinde örgütlenme, havzaya cevap verecek Metal Gazetesi çıkıyor. Ve bunlar şu anda yüzlercesi, binlercesi havzada dağıtılıyor. Böylesine inisiyatifler çıktı. Bakın bunlara şey cevap veremiyor. Sendikal hareket cevap veremiyor. Zaten niyeti yok. Ben onlara Chris Harman'ın o şey der ya, zombi kapitalizm der. Bu zombi bir sendikacılıkla karşı karşıyayız. Ve zombinin bir özelliği vardır. Isırdı mı sen de zombileşirsin. Yani şeydir, deyim yerindeyse enfeksiyonu bulaştırır. Tam öyle yani. İşçi sınıfın geleneksel bir sendikayla olduğunda enfeksiyon bulaşıyor ve sen de zombileşmiş olursun. İşçi sınıfını da zombileştiriyor. Böyle bir konjonktürdeyiz. O zaman bir görev de böyle. Yani sınıfın yaratıcı yıkıcılığını açığa çıkartacak yeni örgütlenme, bunlara da hazır olmak, bilmek, yaratmak falan gerektiğini düşünüyorum. İşte karşımızda deyim yerindeyse bürokratik, işbirlikçi, bir şirket özelliği olan bir özel şey şey var, yapı var. Ve burada sınıfın yaratıcı, işçi sınıfının öz gücüne dayanan, öz örgütlenmesine dayanan örgütlenmeleri ön plana çıkartmak zorundayız. Gerçekten önemli deneyimler yaşandı. Söylediklerimi de güçlendiren deneyimler. Karınca Nakliyat mesela ne yaptı? Fiilen bir protokol imzaladı. Yani sermayeyle oturdu işçi sınıfı. Sendikalı çaba vardı ama direkt komite oturdu, protokolü imzaladı. Trend Yol, hani sınıfsal niteliğini üzerinde tartışmalar yürüttü ama en genelde hepimizin kabul edeceği nokta emekçidir veya neoliberal politikaların yarattığı büyük mülksüzleşmenin, proleterleşme dalgasının somut yansımasıdır. Kolektif aksiyonu gösterdi. Ne kadar sarsıcı olabileceğini gösterdi Trend Yol. İşte ne diyelim, Ali Ağa yapı, gemi yapı, söküm işçileri neyi gösterdi? Büyük öfke patlamalarının nelere yol açabileceğini. İlk defa deneyim, binlerce arkadaş mobilize oldu. Belki iyi örgütlenemedi, iyi yere sıçratılamadı ama müthiş bir deneyim. Arkasından işte Termokar aslında küçük bir ilişki olarak başladı. Şu anda belki havzanın işte ateş topu olabilecek potansiyele sahip ve çıkartılan gazetede çok manalı ve kolektif aksiyona da hitap edecek bir gazete çıkartıldı. Ve aşağı yukarı 2,5-3 yıllık istikrarlı benim son dönemde gördüğüm en somut işçi çalışmalarından bir tanesi. Peki toparlarsak diyeyim. Var değil mi baktım ben? Söz verirseniz ben devam edeceğim. Öyle mi? Ara verelim mi? Olur. Tamam şey. Veya camları açalım. Şey, sen şey yap istersen Sema. Biraz arka tarafı şey yap. Burası açıktı. Orada nefes al burası. Sen sıkıntı yaptı sana. Aman. O zaman toparlayayım arkadaşlar. Şimdi peki burada daha somut ne yapabiliriz sorusuna geçersek, ya arkadaşlar öyle bir fırsat verdi de ben de onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Tamam. Tamam. Sema biraz sıkıldı ondan dolayı belki. Şimdi benim 90'lı yıllarda gene tanıyan arkadaşlar vardır. Bir argümantasyonum vardı. Biraz da döneme cevap da verdi. Hatta da daha da halen de savunduğum total örgütlenme diye bir argümantasyonum var. Total örgütlenme şu aslında. Aslında kapitalizmin bu inanılmaz derecedeki çözücü, yıkıcı etkisine bağlı olarak ne yapılabilir, ne yapmamız gereken sorusuna yanıttı bu. Yanıt şu aslında,
Ben onu şeyden örnek verdim. Kapitalizmin bu yıkıcılığı ve nüfus etmesi 7 çarpı 24 olarak karşımıza çıkıyorsa, yani haftanın 7 günü, günün 24 saatine karşımıza çıkıyorsa, o zaman buna karşı bir tavır göstermek gerekiyor ve bu tavır salt çalışma alanlarında olacak bir tavır değil. Hem yaşam alanlarına, hem çalışma alanlarına, hatta boş zamanı örgütleyebilecek bir ilişki ağını gündeme getirmek zorundayız. Ne demek bu? Aslında şunu söylüyoruz. Taban örgütlenmeleri esasına dayanan, aynı zamanda kent ve havza emek odağını hedefleyen, hani bir taban örgütlenmelerini şey gibi algılayın, bir duvardaki sarmaşık gibi algılayın. Bu esastan şekillenen ama kent ve havza odağını alan ve sınıfın her katmanının, yani güvencesiz, marjinal veya farklı fraksiyonlarının içinde barındıran, sendikalı, sendikasız, işsiz katmanların içinde barındıran bir ilişki ağı. Bu ilişki ağı da bir organik bir ilişki ağı mı? Tam bir örümcek ağı gibidir organik ilişki ağı. Gündemde olması gerekiyor. Aynı zamanda alternatif paylaşma ve dayanışma ilişkilerine uğrar. Benim şimdi çok geç bir bebeğim oldu. Günümün aşağı yukarı 10 saatini o geçiriyor. Yani çocuk bakımı mesela olağanüstü stratejik bir şey. Hani kadın sorunu tartışılıyor ya, kadın arkadaşlar için söylüyorum. Bilmiyorum, çocuğu olan vardır. Şimdi kadın sorununun yapısal bir şeyi yoksa, yani evlilik denilen bir kurumun içinde değilsiniz, çocuk gibi bir olgunuz varsa hayatınız kaydı. Siz ne bir şey üretirsiniz, ne entelektüel faaliyette bulunabilirsiniz, ne bir şeyi çıkartabilirsiniz. Mesela kadın arkadaşların, kadın faaliyetinde mesela bu gündeme gelmek zorunda. Arjantinler, hiç abartmıyorum, Arjantinler ne yapmış? İşte bildiğiniz o 2001-2002'de ilk yaptıkları şeylerden biri kolektif aş evleri, kolektif çocuk bakım evleri. Bence total örgütlenmelerin olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi bu. Çocuk bakım evleri, kolektif bakım evleri. Çünkü o çocuğun martı gibidir. Biliyorsunuz martılarda çocuk yoktur. Her martının bebeği bütün martılarındır. Anlatabiliyor muyum? Onlar gelir, benim yaşadığım örnektir. Gelir, kendileri yemek bırakır. Tanısın tanımasın. Böylesine bir mantığı gündeme getiren, kolektif aş evlerini, yani yoksullaşma, fakirleşme, mülksüzleşme sürecinin de önünde olacak bir nokta bu. Yani hem çalışma alanlarını, hem yaşam alanlarını, hem boş zamanı örgütleyecek bir ilişki ağını gündeme getirmek zorundayız. Bağlantılı olarak alternatif ilişkileri, alternatif dayanışma ve paylaşma ilişkilerini, dayanışma evleri vesaire gibi organizasyonları düşünmek zorundayız. Bu birkaç şey açısından önemli. Salt çalışan değil, işsizin örgütlenmesi açısından önemli. Yani işsizlik mesela bizim önümüzde hiçbir siyasal öznenin gündemini almadığı bir boyut. İşsizlik, yani işsizler sınıfın olağanüstü potansiyel taşıdığı bir alan. Buraya stratejik anlamda yoğunlaşmak zorundayız. Buraya fikir üretmek zorundayız. Örgütlenme modelleri çıkartmak zorundayız. Elimizde örnekler var. Arjantin İşsiz İşler Hareketi. Ben şeyde yazdım onu zaten. Ters dalgada yazdım tarihçesini. İkincisi, Bolşeviklerin işsiz örgütlenmesi vardı. Buralardan öğrenebileceğimiz deneyimler. Bu anlamda sınıfın farklı fraksiyonları veya kendini bugün her an çalışan arkadaşın bir işsizlik tehdidinde olduğunu da düşünerek hareket edeceğiz. Bu hem yaşam alanı, hem çalışma alanı, hem de boş zamanına cevap verecek bir örgütlenme olmak zorunda. Onu da şöyle kurguladım. Ya bunlar hep 90'ların çözümleri arkadaşlar. Bir kere ilişki işçi demokrasisine dayanan bir ilişki olmak zorunda. Yani doğrudan demokrasiye hesap almak zorunda. Abartıyor muyum? Yok. Brezilya'da işte topraksız işsiz hareketi bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Arjantin'deki işsiz işler hareketi aynı şeyi yaptı. Yani doğrudan demokrasi veya işçi demokrasi birinci ayrıştırıcı noktası olması lazım bu ilişkilerin. İkincisi, doğrudan eylem önemli. Yani sermayenin acıyan yerine vuran eylemler yapmak zorunda. Arjantin işsiz işler hareketinin şeyi, ana arterleri kesmesi gibi. Veya DGDS'nin işte finans kapitalinin kalbine vurması gibi. Bunları hesaplayan, o acıyan yerin ne olduğunu gören bir tarz kurmak lazım. Sınıfın bağımsız birleşik gücünün örgütlenmesi esas olmalı. Yani hem klasik ve şey sendikalardan işte var olan sendikalardan kopmak için de bu gerekli ve sınıfın o yaratıcı yıkıcılığının açığa çıkması için de o bağımsız ve birleşik gücünü üzerine kafa yormak zorundayız diyeceğim. Ve o kadavraşmaya karşı tavır almak zorundayız. Şimdi toparlarsak bunları şöyle söyleyebilirim. Yine kendi argümantasyonlarımdan biri, bilmiyorum işte biraz önce Güney arkadaşla da konuştuk onu. Şimdi bu demek şunu beraberinde getiriyor aslında. Bahsettiğimiz nokta işçi sınıfının yaratıcı yıkıcılığının veya devrimci enerjisinin açığa çıkması demektir. Bunu, bu çabalar. Peki bu neyi sağlayacaktır? Bu şunu sağlar. Bir sosyal anafor olmasını sağlar işçi sınıfının.
Ne demektir bu? Sınıfın sosyal anafor olması demek aslında farklı antikapitalist alanların bu sosyal anaforla birleşmesi demektir. Ne mesela onlar? Örneğin kadın özgürlük hareketi. Şimdi 8 Mart gibi görkemli iş yapıyor. Küresel kadın grevi gibi görkemli iş yapıyor ama tekil kalma riski var hareketin. Bu potansiyeli taşıyor. Peki bu tekil kalma riskini biz neyle bütünleştirebiliriz? Bu sosyal anafor olma olan sınıfla bütünleştiğinde, yani ekolojiyle emeği, kadın özgürlük hareketiyle emek hareketinin rezonanslarını kurabilirsek, işte o zaman o antikapitalist alanların yarattığı yıkıcı enerjiyi açığa çıkartabiliriz. Ben ona yaratıcı üçgen diyorum. Yani kızıl, mor, yeşil üçgen. Veya değiştiriyorum. Kadının, doğanın ve emeğin sömürgeleştirilmesine karşı bir karşı duruş sağlamak. Ama buradaki stratejik nokta, sınıfın bir sosyal anafor olmasını becerebilmesi önemli. Eğer sınıfın sosyal anafor olabilmesini becerebilmesi demek, diğer antikapitalist alanların onunla bütünleşmesi demektir. Olmazsa ne tehlike var? Tekil kalma tehlikesi var. Bugün yaşandığı gibi. Veya o riski taşıdığı gibi. Böyle bir şansı çıkartabilecek. Yani biraz daha altyapı çıkartayım. İhtilalci bir ruhu açığa çıkartabilecek. Antikapitalist kopuşları açığa çıkartabilecek bir süreçtir bu. Eğer niyetimiz antikapitalist kopuşsa. Yani sınıf kapitalizmin, devletin yarattığı konfor içinde kalmaksa tabii ki arkadaş şey diyecek, geleneksel sendikalarda oturmamız lazım. Bu adam sol komünist midir? Bu cevap gelecek bana ama antikapitalist kopuş gibi bir şey varsa kafayı buralara yormak zorundayız. Buralardan bir şeylerden kurgulamak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi bunları söylerken gene benim çok etkilendiğim bir yapı şeyi vardır. Uluslararası işçi hareketlerine detaylı anlattım. SNT Fayı örneği var. Tarihimizde, yani işçi sınıfının tarihinde. Bu anarko-sendikalist bir yapılanmadır veya anarko-komünist bir yapılanmadır ama muhteşem bir yapılanma. 1936 yıl, 2 milyon işçi sınıfı var İspanya'da. 1 milyonu örgütlemiş arkadaşlar. Hiçbir kurumsal bağ yok. Birinci nokta o zaman. Kurumsal olmayacağız. Zaten sosyalizmin kurumsal bir şey olması da zaten şey oluyor. Anlamakta zorluk çekiyorum. İki, gönüllülük esas olacak. Profesyonelliği reddedeceğiz. Zaten Umut Sen veya değişik arkadaşlar bunu yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Artı fiili bir örgütlenme ve fiili mücadeleyi esas alacağız. SNT Fayı deneyimleri bunu gösteriyor. Yani biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Bugünün somut boyutu olarak. Peki bu ne demek? Bu aslında yeni bir tarzın ve yeni bir geleneğin inşası demektir. Nedir bu yeni bir tarz ve yeni bir gelenek? Aslında kafa tutan, bir başka düzene direnen, hak alma veya haklarını korumada militanca tavır içerisinde olan ve kolektif aksiyonla hareket eden, işte abartmıyorum, trend yol, somut örnek. Kolektif aksiyonun ne kadar önemli olduğunu gören ve bunun pratiklerini yapan bir çizginin yaratılması demektir. Ve bu aynı zamanda anlattığım anlamda o total örgütlenmede karşı kültürdür, karşı duruştur. Bir tarz ve dilin oluşması demektir. Mesela benim gördüğüm en temel eksikliklerinden biri solun, dil yok. Bu şu demektir felsefede, dil ile düşünce arasındaki diyalektiğin kopukluğu demektir. Marksizm muazzam bir hazinedir. Muazzam ama. Şimdi bu çok basit anlamda söyleyeyim mesela. Bir konsantre cümle. Marksizm aslında insan eylemi ve insan mücadelesinin felsefesidir. Onun yaratıcı yıkıcılığının felsefesidir. Yani sınıf diyeyim bir başka düzey. İnsan şey kalır, zayıf kalır. Şimdi bu anlamda buradan beslenebilmek, o müthiş zenginlikten, hazineden beslenebilmek önemli. Ve bu hazine bize aslında şeyi çıkartıyor. Dilin, yani müthiş bir dil yaratma şansımızı çıkartıyor. Dikkat edin, siyasal özlerin dili, işte arkadaşlarım var, onların da katkıları olur. Bu dil şey bir dil, kuru bir dil. Mücadeleyi, süreci örecek bir dil değil. Veya çok daha net söyleyeyim, işçi sınıfının kalbine gidecek bir dil değil bu. Şimdi bana bakıyorsunuz değil mi? Ben şimdi karşınızda bir şeyim, şey de bilirim, yani pedagoji de bilirim en azından. Buradaki gözlerin hepsinin karşına çıktığında sizler bana not veriyorsunuz. Biraz daha özel ilişkimiz olsa ben de size not vereceğim. Yani sizler beni denetliyorsunuz. Yani bu adam konuşuyor. Bu adam acaba oportunist mi? Bak arka planda söylüyorum. Bu adam ne kadar sahici? Bu adam gerçekten davanın adamı mı? Anlatabiliyor muyum? Veya söyledikleri ne kadar gerçek? Şimdi bunlar sizin 30 yıllık, 40 yıllık birikimlerinizin yansımadır. Şimdi sınıfın da böyle bir birikimi vardır. Hiç sınıfı öyle yabana atmayın. Yani Volkan'ı, Erkan'ı yabana atmayın. Şöyle yabana atmayın. Yani sen bir bilen, sen bir ukalalıkla olan ilişki kuramazsın. Erkan gelir, Volkan gelir seni böyle radar gibi tarar. Lan bu adam samimi mi? Bu adam gerçekten davanın adamı mı? Anında notunu verir. Şimdi sen bu dili oluşturamıyorsan, bu ruhu oluşturamıyorsan, dil aynı zamanda ruhtur. Aynı zamanda
sistematikle bütünleşmedir. İşçi sınıfının kalbine gidemezsin. O kalbi yakalayamazsın. Yani ben son dönemlerde, yani kendisi burada yok, benim arkadaşım, yoldaşımdır aynı zamanda, Başaran. Benim son dönemlerde gösteriyorum da, hiç sakıncası yok, söylemenin de sakıncası yok. Fotoğraflarına bakıyorum ölen arkadaşlarla. Şimdi neyi kaybettik biliyor musunuz biz? İşte Ulaş belki babadan falan belki biliyordur. Şunu kaybettik, o Başaran'ın hani yan yana oturuyorsunuz ya, Ulaş'ın da resimlerini görüyorum orada, o arkadaşlarla. Oradaki işçi sınıfının kalbine gitmiş o arkadaşlar. O çocuk, o ölen arkadaşlar, o kalple birlikteler, belli yani. O fotoğraflar, onu ben bu kadar sahici fotoğraflar görmedim. Yani orada uzanıyorlar ya, arkasında direniş şeyleri var, sarılıyorlar veya birbirlerine. Bunu kaybetmişiz biz. Sınıfa da siz bunu veremezsiniz, sınıf size almaz. Ve bence solun kaybettiği burası, o ukala, didaktik, dilden öte bir nokta bu. Yani sen sınıflar mücadelesinin ruhuyla bütünleşirsen o dili yakalarsın. Ve sana şeyini verir o. Hani öyle sakallı, saçlı falan olmana da bakmaz adam. Ulan bu bizden mi, değil mi diye bakar. Ha der, bu bizden. İnanıyorum ki İbrahim Deven'le tanıştığımda bakmıştır bu bizden mi, değil mi diye. İşte bizim Muhittin arkadaşa da, anladın mı? Böyledir yani bu iş. Bu işin sırrı burasıdır. Bu anlamda bu dil önemli. Yani dilden kastımı bir tarz, bir karşı duruş, bir karşı kültür anlamında da ele alıyorum. Ve asıl kalplere inmek için söylüyorum. Yani sınıfın o kalbine inme, o enerjinin açığa çıkartması demektir. Veya ontolojik ilişki demektir. Bir bolşevik ilişki demektir daha net bir ifadeyle. Yani bir bolşevik bunu yapar zaten. Adama diyorlar, vardır ya öyle bolşevik ajanlar için söylenir. Parti der ki git Petrograd'ı örgütle. Yani nasıl örgütleyeceksin Petrograd'ı? Bir tane adam gider, bolşevik ajan olumlu anlamda kullanıyor, kadro yani. Gidiyor Petrograd'ı örgütler. Evet de örgütler adam yani. Gene başka yerde örnek verdim. Gene anılardan bir tanesidir. Okrana'nın bir tecrübesi var. Okrana şöyle bakıyor. Bir işçi okuluna gittiğinizde heyecanlı, sakallı, hirpani görünümlü ve çevresinde 4-5 işçi varsa o konuşan adam büyük ihtimalle bolşeviktir. Diyor. Okrana'nın sınıfsal mücadeledeki tecrübesi. Yani bolşevikler nerede? Şeyde burada arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Neydi buranın adı? Caddenin? Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde değil. Kızılay'da da değil. Şeyde de değil. Beyoğlu'nda da değil. Nerede bolşevikler? İşçi lokallerinde. Fabrikalarda. Anlatabiliyor muyum? Siz de yanlış anlamayın. Toplanmak için buradayız. Yani ama şey, okranın tecrübesi boş tecrübe değil. Şimdi arkadaşlar bunları toparlayayım. Bu kadar anlattık. Peki somut olarak ne yapabiliriz diye söyleyeyim. Peki acil, somut, pratik olarak ne yapabiliriz diye. Şimdi benim bir düzeyde Başaran da kullandı ama şöyle söyleyeyim. On binlerce işçi arkadaşı eğitmiş bir arkadaşınızım. Örgütlenme faaliyeti, yani on binlerce işçinin örgütlenmesinde yer almış bir arkadaşım. Benim gördüğüm nokta, size de örnek vermiştim tartışırken. Bir fabrikaya ele alın. Bir fabrikada deneyim bunu gösteriyor. Yani bu ampirik bir deneyim ama, yani bilimsel bir boyutu yok. Bir fabrikada, bir iş yerinde, bir çalışma alanında, yani bu trend yolda olur, başka bir şey de olur. Çalışma alanını daha geniş anlamda kullanıyorum. Orada birisi varsa, 100 kişilik bir alan varsa, bunun %15 ile %20'si gerçekten kaliteli insanlardır. Nedir onlar? Komün rezervleri vardır. Yani Alevi geleneğinden geliyordur. Gençliğinde adaletsizliğe karşı yer almıştır. Duyarlıdır, ailevi duyarlılığı vardır. Bir yerden o %15 ile %20'lik bir kesim vardır her iş yerinde. Bunlar gerçekten nitelikli arkadaşlardır. Yani şey, işçi sınıfının yordamının arkadaşları. Bir de %20, %15'lik çok negatif bir kesim vardır. Troşkin'in lafıdır o. Yani herkes cennete gitse o adamlar cehenneme gitmeyi her zaman tercih ederler. Yani sınıfın işbirlikçi, asalak, soysuz bir kesimi vardır. Hiç edebiyatta yapmıyorum, sınıf şeyi de hayranlığı da yapmıyorum. O %15 bir fiil yaşayanlardan biriyim çünkü. Karaktersiz %15, %20'lik bir kesim vardır. Onlarla zaten iş yapılmaz. Kaldık ne arkadaşlar? %60'lık bir kesim kaldı. Bunun %30'luk kesimi, o olumlu olan, hani young diyelim ona, olumlu olan eğilime yakındır. Buradaki %30 kesim de nötrdür. Duruma göre hareket eder. Çok da normaldir. İşi var, geleceği var, elektrik ödeyecek, kira ödeyecek vesaireden dolayı. Şimdi sermaye, bence çok stratejik olarak, ben yani bunu gözlemlerim, bir de sermayenin gözlemleriyle de bakıyorum. Çünkü mesela benim bulunduğum sektör şeydi, perakendeydi. Adam 360 derece kamerayla izliyor, senin ruhunu, cibiliyetini söküyor çünkü adam. Bakıyor, o %20'yi sermaye örgütler. İşte biraz evvel anlattığınız adam onlardan bir tanesi.
Sermaye bunu bilir. Zaten o adaydır. Kendini gösterir. Satar arkadaşlarına. İlk önce bunları tutar sermaye. O %20'yi tutar. %20'yi tuttuğumda ben ne yapıyordum? Hemen %30 tabi olur ona. İşsizlik vesaire korku tedirginliğinden dolayı. O %30'luk kesim nötr kalır. Bizim o ilk %20'lik kesimde zaten her taşın altından her sorunlu adam olarak karşına çıkar. İlk atılacak kitle de budur. Sermaye stratejisini anlatabildim mi? %20'lik negatif alanı tutuyor. Hemen %30'u yakalıyor. %30'lukla da etkisizleştiriyor. İş yeri benim elimde şu anda. İstediğim numarayı yapabilirim. Bir de burada işbirlikçi zombi bir sendika varsa zaten işte Birleşik Metal bunlardan biri, Diz Tekstil bunlardan biri çok daha iyi gerçekleştirir bu yapacağı stratejiyi. Çünkü oradan da iyi bilgiler gelir. Volkan'la hesaplaş, onu da Ekarte'ye, İbrahim'i devre dışı bırak, İlhan'ı bilmem ne yap diye. O operasyonlar gelir. İşte Kazım Doğan denilen vatandaş bunları yapan bir adam. Yani ya bunlar hiç öyle tesadüfi değil, onu demek istiyorum. Sermaye stratejik yaklaşıyor. Soğukkanlı yaklaşıyor. Ya şunu düşünün, İK denilen nedir biliyor musunuz? Bu stratejiyi oluşturma merkezidir zaten. İK dediğiniz bu. Şimdi biz de değerimciler, komünistler olarak aynen böyle bu kadar soğukkanlı sınıf mücadelesinin ritmini, çok önemli bir laftır, sınıf mücadelesinin ritmini çözmek zorundayız. Benim çözdüğüm bu %15, %20'lik kesim. Bir fabrikaya girdiniz, bir iş yerine ve çalışma alanına gittiniz. İlk karşılaştığınız adam %99 oranında, yani %90 diyeyim, hani %10 var. O negatif %20'den gelir. %20'den gelir. Aman yanılmayın. Hani geldi ya ama yakaladık bir şey çözemezsiniz. Zaten birçok iş yerindeki örgütlenmenin başından çözülme nedeni orasıdır. Çünkü onlar deyim yerindeyse cazgırdır, şeydir, tepkiseldir ama aynı zamanda satıcıdır. Anlatabiliyor muyum o %20? Peki onları bırakacağız? Hayır, bırakmayacağız. Oradan bilgi toplayacaksınız. Aslında o %20'ye ulaşmaya çalışacaksınız. Şimdi tecrübesiz işçi arkadaşlarımız örgütlenme alanında şeyde ilk UMSS'in kuruluşunda örgütlenme eğitimleri yapmıştık. Bunları anlatmıştım arkadaşlara. O %20'lik o bilgiyi alacaksın. O şeyi alacaksın. Oradan bilgiyi donandıracaksın. Hatta ben şey derim orada. İş yerini koyun. Size de yaptık onu. Harita metot defterini koyun. Listeyi yazın. İlhan, en güvendiğin adam kim? İbrahim. Not ver. 7. Erkan 8. Tamam, Erkan'ı yakalayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani 7'yi bile bırakacaksın. Yani o, çünkü o başlama noktası nitelikli başlarsa, maya tutarsa ilişki kurulur. Ama amaç o %20'yi yakalamak. Şimdi bunu da ben sınıflar mücadelesine aktüelitesini uygulamaya çalışacağım. Şimdi bolşevizm şu demek değildir. Sınıfın bütününü örgütlemek asla değildir. Bolşevizm sınıfın öncüsünü örgütler. Çünkü çok önemli bir ayrıntı söylüyorum size. Bolşevizm, hani böyle bir hayaliniz falan olmasın, olmayacak da. Sınıfın bir kesimi belki karşı devrimci rollerde bile yer alacak. Ama biz sınıfın taşıyıcı kesimini, öncü kesimini örgütleriz. Konumlanmamız oradadır. En az anlaşılan yerdir. Herkes söyler bu lafı ama en az anlaşılan, en bolşevizm anlamında en az bilinen yer burasıdır. Burada konumlanırız. Neye peki burada konumlanıyoruz? Çünkü sınıfın bilincinde eşitsiz gelişim yasası işler. Yani sınıfta şöyle bir şey yoktur. Egemen ideoloji, Marx'ın lafı, egemenlerin ideolojisidir ve sınıfta bunu görürsünüz. Sınıfın bir kesimi, işte birçok deneyim, birçok pratikle birlikte öne çıkar. O eşitsiz gelişim yasası içerisinde. Hani Lenin'e şey vurgusu yapılır ya, dışarıdan bilinç vesaire hikayesi yapılır. Aslında vurgu şu, dışarıdan bilinç işin sonuç kısmı. Asıl problem sınıfın eşitsiz gelişim yasasıdır ve buradan biz koruruz. Bu anlamda bolşevikler sınıfın organik parçasıdır. O dışarıdan bilinç denilen kavram buradaki vurguya ilişkin bir altyapıdır. Yani sonuca ilişkindir. Yani şey değildir o. Hani böyle geldi aydınlar, sınıf bilinçsiz, hadi onlara biz bilinç taşıyalım değildir. Vurgulanan o öncü işçinin örgütlenmesidir. Öncü işçinin şekillenmesidir. Çünkü şu bilinir. Bu öncü işçi şekillenirse sınıfın yükseliş dalgasında o dalgayı şekillendiren, o dalganın karakterini veren, ruhunu veren bunlar olacaktır. Ve sen orada hiçbir zaman dışarıda olmayacaksındır. Anlatabiliyor muyum? Yani bolşevizm şu demek zaten. Sınıfın ruhunun da bütünleşen bir yapıdır. Yani dışarıdaki adam değildir o. O fabrika komiteleri falan o anlamda boş hikayeler değil. Sen oradan birisin. Benim geliştirdiğim orada iki tane kavram var. Orada olacaksın ve o olacaksın. Yani sınıf içindeki çalışma orada olacaksın. Yani işçi sınıfın içinde olacaksın ve o olmayı becereceksin. O hani sınıfsal kimliği yakma denilen hikaye budur zaten. Hani yakma, yakıyoruz diyor ya. Şimdi birçok mesela siyasal hareket orada olmayı çalışıyor ama o olamıyor.
dil olarak, ruh olarak vesaire olarak olamıyor. Orada olmak büyük bir şey, fazilet. Ama ikinci adım ne yapılması lazım? O diyalektiği kurmak, o olabilmek önemli. Şimdi bu anlamda o %20'yi anlatıyorum. Yani önümüzdeki dönemi biraz evvel anlattığım çerçevesinde bir yükseliş dalgası, bir dipten denen dalga düşünüyorsak, o zaman asli görev bu öncü işçilerin örgütlenmesi olmak zorunda. Çünkü bu öncü işçiler bir katalizör, taşıyıcı bir özelliğe sahip. Aynı zamanda maya işlevi görüyor. Yani yaşayan işte karşınızdaki şu arkadaşım, benim bildiğim en az 10 fabrikayı örgütlemiş arkadaş. Bakın baktığınızda da arkadaş masum bir arkadaşa benziyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani şimdi bu öncü arkadaşımızın böyle bir özelliği var. Yani gidiyor, girdiği yeri bir şey gibi, anafor gibi söküp atıyor. Tecrübe var, birikim var, maya işlevi görüyor. Kendisi maya zaten. Onun işçi onu gördüğünde şeyi görür zaten. Bu bizden der, anında bizden der. Bir de siyasal tercihi varsa bu arkadaşın, bolşevikse, ya olağanüstü bir boyut olur. Bolşevik olmasına da gerek yok. Ruhu bolşeviktir zaten o oyuncu işçine. Bunu asla unutmamamız gerekiyor. Bu anlamda mesela bu deneyimlerde benim birebir bildiğim var. Mobil örgütleyiciler çıkar öncü işçi demek. Yani şöyle düşünün. Dediğim 7 tane stratejik, 7 tane organize sana şey var, havza var diyelim. Bu deneyimlerde işçi arkadaşlar pratikler yapıyor. Burada öncü işçiler çıktı ya. Bunların ruhları aynı atmaya başlar. Dünyaya bakışı, pratikleri, olayları algılaması. Biz neyi beceremedik biliyor musunuz? Türkiye devrimci hareketi veya öznereler olarak. Bu öncü işçilerin her şeyin ötesinde bir sınıf devrimciliği yapmasını beceremedik. Anladın mı? Anlatabiliyor muyum? Yani illa A yapısı, B yapısı, C yapısından olması gerekmiyor. Öncü işçinin bir bakışı olması lazımdı. A yapısından bir arkadaş olurdu, B yapısından olur ama sınıfın örgütlenmesi esas olurdu. Göndermemi şöyle algılayın. Rusya'da, gene İbrahim arkadaş, Alper arkadaş bilir. Rusya'da ekonomistler bile sınıf içinde çalışan adamlardır. Yani ekonomistler bildiğiniz ekonomi, Lenin'in o ne yapmalı da vurguladığı, eleştirdiği adamlar bile sınıf içinde çalışmayı stratejik çalışma olarak görürler. Şimdi bize bir de Türkiye'ye bakın. Ne kadar rezil bir noktada olduğumuza bakın. Anlatabiliyor muyum? Yani Martov denilen adam menşeviktir ama Lenin'i Lenin yapan adamdır. Ya Martov gibi bir kimlik varsa Lenin diye bir kimlik çıkar. Bizde o bile yok. Yani böyle bir özellik de çıkmamış. Çünkü o öncü işçileri şekillendirebilecek aynı ruh hali, aynı eğilim. Yani şey vardır. Çin sarayın adı neydi? Küba'daki Moncada mı? Kışla. Bizim şeyde müthiş bir anıdır bu. Şimdi ilk dönem Castro ekibini toplar, Moncada'yı basmaya giderler. Müthiş bir anıdır ama şey değil, Che dönemi değil. Anladın, 40-50'ler galiba. Yani ilk defa geliyor, Batista diktatörlüğünün simge yeridir Moncada. O akşam iki tane sanatçı var orada. Birisi gerçek üstçüsü, birisi realist. Sabaha kadar şey yapıyorlar, tartışma yapıyorlar. Ertesi sabah şeye girecekler, Moncada'ya basılacak. İkisi de şey, asi. Ertesi sabah Moncada basılır, ikisi de ölür. Mevzu bu. Yani sen öncü işçiye çok farklı siyasal eğilimlerden olursun ama amaç nedir? Moncada kışlasını basmaktır. Sen gerçek üstücüsündür, öbürkü de realisttir. Hiç önemli değil. Şimdi biz bunu beceremedik. Çünkü sınıfta stratejik bir bağ kuramadın. Yani sen sınıfa şu eksende gidersen, halkçılık yani sol popülizm ekseninde gidersen, sınıfı bir çevre olarak görürsen, ilişki kurulacak bir alan olarak görürsen bunu beceremezsin. Türkiye solunun böyle bir gerçekliği var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir parti cephe gerçekliği böyle bir gerçektir. Tahako gerçekliği böyle bir gerçektir. Daha açık konuşalım. Şimdi bu gerçeklikle sınıfı yakalayamazsın arkadaşlar. Bir bolşevik bir çizgi gerekiyor burada. O bolşevik çizgi ancak bunu yapabilir. Bu yapılmazsa da oradaki büyük birikim de erir. Ve o birikimi yakalayamıyoruz. Dikkat edin. Yani ben biliyorum, benim arkadaşlarım var. Şimdi mesela en az 20-25 yıllık arkadaşım benim İlhan. İlhan'ı bıraksan 25 yıl sonra aynı yerde görürsün. Budur işte öncü işçilik. İşte yanında gelen işte İbrahimler, Volkanlar, Erkanlar böyle bir arkadaşım. Bunu sağlayabilmek önemli ve amaç ne? Moncada sıkıştasını basmak. Sen realist olabilirsin, öbürkü sürrealist olabilir. Hiç önemli değil. Bu birikimi sağlay. Bu sağlanmazsa ne oluyor biliyor musun? Elemini oluyorsunuz. Ve sınıf biriktiremiyor. Şimdi o zaman böyle bir konjonktürdeyiz. Ben de bu konjonktürde özellikle şu Ocak ve Şubat ayında bu öncü işçilerin ortak refleksler gösterdiğini biliyorum. Ben buna moleküler örgütlenme diyorum. Yani birebir bildiğim yer var. Eski çorap işçisi arkadaş, söyleyeyim hiç sakıncası yok. Bildiğimden dolayı. Şeye gitti, karınca nakliyata gitti. Karınca nakliyatı örgütleyen arkadaş.
oradaki komiteyi koran arkadaş. Öncü işçidir, çorap işçisi olarak. Komite kurma geleneği vardır. Karınca nakliyata gittiğinde de orayı örgütleyen bir arkadaş olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir moleküler bir ilişki. Yani birbirimizi tanımıyoruz, birbirimizden çok haberimiz yok. Ama sınıfın örgütlenmesinde ortak reflekslerimiz var. Şey refleksi, taban örgütlenmeleri, özgüce uzanan bir refleks. Yani sınıfın özgücüne inanan, taban örgütlenmelerinin kurulmasına inanan ve bunun mimarı olan olabilen arkadaşlar. Çünkü neydi? Katalizördü, maya işlevi görüyoruz arkadaşlar. Ve bu moleküler bağ mobil örgütleyici gibi düşünün. Yani ne yapıyor adam? Şeyden çıkıyor, çoraptan çıkıyor, nereye gidiyor? Karınca nakliyatı gidiyor. Yani lafım üzerine biraz önce biz bir saat önce konuştuğumuz nokta. Dedik ki biz en azından termokarda şunu yaptık. Varsayalım A arkadaşımız işten atıldı. Şimdi ben biliyorum ki Volkan A yerine gittiğinde orada bir ilişki ağı örülecek. Çünkü artık o moleküler ilişki gündeme gelmiş durumda. Ne yapacağını biliyor ve sen Volkan'la o ilişkiyi kurmuşsun. Şimdi sınıfla böyle bir ilişki kurabilmek önemli. Yani o çorap işçiliğinden karınca nakliyata girdiğinde, bak karınca nakliyatta taban örgütlenmelerinin somut yansımasını yapıyorsun. Protokol imzalatıyorsun. İmzalatanlardan bir tanesi arkadaşımız. Siyasal tercihde olan bir arkadaşımız. Sendikaya rağmen. Sendikaya rağmen. Veya onu bypass ederek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu bence önemli. Çünkü bu birikimler önemli birikimler. Yani bu yaratılan deneyimler anlamında önemli birikimler. Sektör ve iş yeri değiştirse bile inanılmaz sonuçlar çıkabilir. Şimdi bunun deyim yerinde ise bu tohum gibi düşünün. Aslında öncü işçi sınıf mücadelesinin toprağında, toprağa düştüğünde o tohum yeşeriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani öncü işçi lütfen böyle düşünmek gerekiyor. Peki bu öncü işçi nasıl bir şey yapmak gerekiyor? Öncü işçiye bir kere bence çok stratejik anlamda, aktüel anlamda yoğunlaşmak zorundayız. Üst tanımlamayı söylemiştik. Eylem, örgütlenme, bilinç ve kimliğin diyalektik dönüşümü. Öncü işçinin sürece hem bilinç, hem kimlik, hem örgütlenme, hem eylem kapasitesi olarak hızla beslemek zorundayız. Yani eğitim programı mı dersiniz, özel çalışmalar mı dersiniz, ne derseniz deyin. Öncü işçinin süreci okuyabilecek, iktisadi olarak, siyasal olarak, olasılıklar olarak, hatta sermaye ile ilişkileri, yani daha detay vermeyeyim size. Mesela biraz önce gene konuştuk, işverenle ilişkiyi nasıl yürütülüğü tartışıyor. Şu öncü işçi arkadaşlar onu tartışıyoruz. Nasıl taktik yapalım? Nasıl bir üslup kullanalım? Nasıl bir esneklikle kullanalım? Bunları konuşacak. Yani öncü işçi bunlara vakıf olmak zorunda. Sınıflar mücadelesinin ritmi çünkü bunu gerektiriyor. Bu aynı zamanda örgütlenme potansiyeli, eylem potansiyeli ve bilinç ve kimliğinin inşa edilmesi demektir. Ve sistematik eğitimler, sistematik çalışmalar. Ben mesela Umut sana yakın dönemde verdim, İlhan arkadaşlara da verdim. 6 setlik 1 yıllık program verdim. Program şu, bir önce arkadaşın alıyoruz çünkü birinci eğitimler bitmiş durumda. Yıl sonuna gittiğinde bu arkadaş Paris Komünü'nü biliyor. 48 devrimlerini biliyor. Şeyi biliyor, Komünist Manifesto'yu biliyor. Şeyi biliyor, Ekim devrimini biliyor. Faşizm nedir biliyor, kapitalizm nedir biliyor. Temel boyutu anlamında. Ve Türkiye'deki siyasal nabzı çözümlüyor. Bir yıllık bir çalışma düşünün. Toplamda işte 6'şar setten düşün. Bir yıllık çalışmada sen bunu yapabiliyorsun. Yeter ki niyetin olsun. Bunu gerçekleştirdiğimiz arkadaşlar var. Bu mantıkla hareket etmek lazım. Çünkü acilen öncü işçilerin ciddi rol alacağı bir konjonktüre giriyoruz. Bağlantı olarak arkadaşlar, çünkü aynı dönem zamanın ruhu diyelim. Öncü işçileri de ortak düşündürüyor. Dikkat edin, röportajlarına bakıyorsunuzdur. Ben takip ediyorum. Benzer dil kullanıyorlar. Farklı siyasal eğilimler ilişki kurmuş ama diller benzer. Örgütlenme anlayışları benzer ve benim gördüğüm özgüven var bir de arkadaşlarla. Öncü işçilerde ciddi ciddi bir özgüven var. Çünkü pratiğin içinden dolaşmış. Şeyde hatırla, ilk defa eyleme katılmıştı, bizim eğitimlere katılan arkadaş. Gördün mü? Konuşurken hafif heyecanlı ama işi bitirdi adam orada. Konuşmayı da yaptı. Bak, bizim eğitimlere katılan bir arkadaş, bir fabrikanın ilk eylemi söktü, aldı fabrikayı. Tek başına, yani baş temsilcisi olan arkadaş. Konuşurken heyecanlıydı ama işi ne kadar gördüm. Ben birçok yere yolladım. Bakın dedim, bu çalışma böyle bir çalışma. Anlatabiliyor muyum? Sonradan arkadaşlar, tamam, o zaman şöyle bitireyim arkadaşlar. Çok da sıkmayayım sizi. Bu Charles Dickens'ın çok hoşuma giden bir şeyi vardır. Okumadıysanız muhakkak okuyun. İki şehrin hikayesi vardır. Şimdi iki şehrin hikayesi Londra ve Paris'i anlatır. Zaten Dickens'ı okuyun zaten. Hoş bir adamdır. Tam bu dönemleri anlatan adam. 18. yüzyıldaki sonlarına doğru Paris ve Londra'yı anlatır. Aslında şu cümle benim çok hoşuma gidiyor. Tam böyle bir geçiş sürecindeyiz. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü.
aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Her şey önümüzdeydi ve önümüzde hiçbir şey yoktu. Hem umut bahardı hem de hüsran kışıydı. Şimdi tam bu mevsimdeyiz. Yani tam bu özelliğe sahibiz. Sınıf mücadelesinin ritmi bunu gösteriyor. Peki burada ne yapabiliriz? Burada benim bu Michael Lewin diye bir arkadaşımız vardır. Marksist, Troçkist eğilimli. Muhteşem bir lafı var adamın. Ben çok etkilenmişimdir lafından. Birçok yerde de kullandım. En yerel eylem bile der, enternasyonel mahiyettedir der. Hani varsayalım termokarda yaptığımız en yerel gözüken eylem, işte DGD senin yaptığı en yerel gözüken eylem bile enternasyonel mahiyettedir. Çünkü enternasyonellik sınıfın ruhunun ifadesidir. Şunu bileceğiz, bu enternasyonellik belki Amazon'dan DGD'sine gelecek, bazen de belki DGD senden Amazon'a mesaj gidecek. Bu diyalektiği düşüneceğiz. Yani Marksist olmak böyle bir şey zaten. Sınıflar mücadelesinin ritmini, Amazon'un ritmini bile burada hissetmek önemli. Anlatabiliyor muyum? Onu bilmek, o aradaki bağları görebilmek, görünmeyen bağları görebilmek. Anlatabiliyor muyum? Buralarda bir o ruhla beslenebilmek, işçi arkadaşlara da onu verebilmek. Yani İbrahim arkadaş termokarda onu yaparken, yani benim aramda görünmeyen bir bağ var, enternasyonel bir ruhum var. O ruhu, yani bizim mesela en çok ihmal ettiğimiz, gene bizim İlhan'la bir özel hikayemiz var. 2010 muydu? Evet hocam. Şimdi İlhan o zaman, yani onur duyuyorum, arkadaşımdan da onur duyuyorum. Bizim yaptığımızdan da onur. 2000, kaçtaydı sizin eylem? 2011 hocam. 2000 şeyde eylem yapacağız, şeylerin eylemi var. Maltepe Belediye işçisi, taşeron işçilerdir. İlk taşeron örgütlenmesini yapan eylemlerde biz İlhan'la oralardan tanışıyoruz. Şimdi İlhan orayı taşıyacağı arkadaşlardan bir tanesi. Gerçekten çok ciddi mücadele ettiler ve yönetimde CHP var. Sosyal demokrasinin ne kadar ihanetçi bir yapı olduğu. Hani bir de Maltepe Belediyesi bir de sükseli mükseli gelmişti herif. Hatırlıyorsun Alevi kökenli bilmem ne vesaire böyle numaraları vardı adamın. İlhanlar orayı ateş topu gibi söktüler, mahvettiler. En büyük tepkiyi de sosyal demokratlardan aldılar. Sol da tabii bazı sol biliyorsunuz temasları olan adamlar onlardan da tepki aldılar. Korkudan gelemediler. Gelemediler vesaire böyle. Bir de taşeron denilen bir yaratık vardı o zaman. Biz taşeron örgütlenmesi yaptığımızda yaratık muamelesi görüyorduk. Sol da böyleydi. Taşeron işçi midir falan böyle manyakça bir dönemdi o. Böyle ilginç deneyimin olduğu bir yerdir. 2010 biliyorsunuz 1 Mayıs'ta çok görkemli 1 milyon muydu? Evet, 1 milyonluk bir şey vardı. Gene orada bir tezgah kurduk. O 1 Mayıs'ta konuşmacılardan biri şeydir, İlhan'dır. Metni de birlikte yazdık. Metin şu ama, 1 Mayıs'ın ruhu nedir arkadaşlar? Söyleyin, enternasyonalizm. Biz de o ruhu vurduk, metninde okuduk. Yani metnin ruhu şeydir böyle, direkt enternasyonalizme ilişkin bu ruhtur. Şunu da lütfen işçi arkadaşlarımızın bence en temel ihtiyacı da bu. Yani yapılan mücadelenin veya bizim kimliğimizin enternasyonal olduğunu çok iyi bir şekilde anlatabilmektir. Arkadaşımız orada yani 1 milyon kişiye konuşmuş bir arkadaştır. Dikkat edin yani. Yani tehlikeli bir adam. Anlatabiliyor muyum? Ama o enternasyonalizm hiç ihmal edilmemesi gereken bir boyut. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Germinal'de benzer bir şeyi söylüyor. Germinal'de Emil Zola. Her şey birbirine bağlı gelişiyor. Uzaktaki bir çarpışma dünyayı sarsmaya yetiyor diye bir cümle vardır. Yani her şey birbirine bağlı. Diyalektiği anlatıyor. Adam farkında değil ama Emil Zola bunu anlatıyor. Böylesine bir süreçteyiz. Yani buradaki herhangi bir eylemliği arkadaşlar bunu bilmek zorunda. Yani bir termokar, bir DGD sen böyle bir içeriğe sahip. Bu ruhla sınıfı beslemek, bu ruhla sınıfla birlikte olmak, bu ruhu sınıfa aşılamak, çalışan kadronun da bu ruha haiz olması. Yani sosyalizmin böyle algılanması bence önemli. Yani başka bir dünya isteğinin böyle algılanması önemli. Ve son cümle olsun arkadaşlar. Yani ben toparlayayım en son olarak da. Aslında 21. yüzyılın bolşevizmi sınıf içinde stratejik örgütlenmeyi esas alan, stratejik konumlanmayı esas alan, aynı zamanda bir ontolojik ilişki olarak bu işi algılayan ve bu dalganın parçası, öfkenin parçası olabilen bir ilişkiyi kurabilmektir. Bence devrimci komünist olmanın da manası burada. Veya bir mana arıyorsak sınıfla kurduğumuz ontolojik ilişkide o manayı arayacağız. Deyip teşekkür ederim. Sizi yordum, kusura bakmayın.